Evet, Zoom'daşlar ve değerli konuşmacımız, 124. oturuma hoş geldiniz. 124. oldu bu. Burada Mahfi Eğirmez'i dinleyeceğiz. Burada yazıyor zaten ekonominin bugünü ve yarını, ama bazı başlıklar konuşmacının isminin altında kalıyor. Mesela Ahmet Davutoğlu da öyle olmuştu, Ali Babacan da, bazıları öyle oluyor. Peki, şimdi burada KVKK formunu görüyorsunuz. Daha doğrusu formu demeyeyim, duyuru ve onay metnini. Biliyorsunuz bunu da, çok hızlı okuyun isterseniz. Herhalde yeter bu kadar. Yeter mi Mahfi Bey, okudunuz herhalde? Yeter, ben sondan bir önceki paragrafı kullanıp toplantıdan sessizce ayrılmayı düşünüyorum. Bekliyoruz, ayrılın da biz başlayalım konuşmaya. Tamam, serbest atış. Peki, kapatıyoruz videoyu, stop share. Evet. Zoom'daşlar tekrardan merhaba. Bugün Kerim Rota moderatörümüz, Zeyno ve Ahmet Alptekin de zaten telefon ettiniz bazılarınız onlara. Onlar da Zoom taranımız, yani teknik desteklerimiz. Haftaya beni çok zorlayan bir oturum var. Çok bir beş konuşmacılı çoğalmanın geleceği. Yani çoğalma, üreme vücudun dışına taşınıyor. Zaten IVF, yani diş veya tüp bebekle, ama bir sürü mitokondri nakli var filan. Kanlardan, derilerden örnekler alınıp onu sonuçta sperm veya yumurta haline getirebiliyorlar. Ben hepsini anlamış değilim. Ama lütfen bu önümüzdeki hafta, ya yani bu haftadan başlayarak çarşambaya kadar yapacağım tanıtım linklerini okuyun ve çalışın. Yani ben bu böyle, bunlar öğretim görevlisi hepsi. Yani doktor, doçent, doktor, prof. Ama bunlar alışıklar. Fakat biraz da sizlerin önüne daha bir, biraz da önünüze geçecekler ki sizlerle bir şey öğrenin katılmadan, ki daha çok işe yarasın bu oturum. Peki, ben şimdi tekrar hepiniz hoş geldiniz. Mikrofonu eski konuşmacımız, yeni moderatörümüz, hem eski moderatörümüz Kerim Rota'ya terk ediyorum. Buyur Kerim. Çok teşekkürler Cem Bey. Değerli Zoom'daşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aynı zamanda hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok değerli bir konu ağırlayacağız bu akşam. Doktor Mahfi Eğilmez. Kısaca kendisinin kısa özgeçmişinden biraz bilgi vereyim. Kendisi mülkiye mezunu. Daha sonrasında maliye müfettiş muavini olarak kamu görevine başlıyor. Kamu görevinin belki de en tepe noktası olan Hazine Müsteşarlığından da 1997 yılında istifa ederek ilkeleri ve prensiplerini ortaya koyarak ayrılıyor. Ondan sonra özel sektör, çeşitli medya kuruluşlarında yorumculuk, köşe yazarlığı yapıyor. Halen Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinde sürdürüyor. 23 kitap, yanılmıyorsam Mahfi Bey'in 23 kitabı yayınlandı. Ben kendisine söz vermeden önce benim hayatımdaki etkisiyle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Herhalde yine 2000'lerin başı, 2003-2004 diye hatırlıyorum. Bir Mısır seyahati için rezervasyon yapmıştım. Bu Mısır seyahati rezervasyonunu yaptıktan sonra da Mahfi Bey'in Hitit tarihi üzerine yazdı. Anitta'nın Laneti kitabını okumuştum. Ve daha Mısır rezervasyonuna gitmeden, ya bu kadar derin bir tarih bizim topraklarımızdayken ben Mısır'a gitmeden önce burayı ziyaret etmeliyim demiştim. Ve Çorum'a bu şekilde gitmiştim. Ve gerçekten aşık olacağım bir orada bir tarihin olduğunu kendisinin kitapları sayesinde öğrenmiştim. Yani duyuyorduk ama bu kadar detaylı bilmiyorduk. Bu tabii yani bir hazine müsteşarlığı yapmış birinden hiç beklemeyeceğiniz bir zenginlik bence. Daha sonrasında kitaplarını çoğunu okudum.
Şu anda da elimde iki kitabı var. Bir tanesi Sahte Sultan, bir tanesi Yapısal Reformlar. Yapısal Reformları bittim. Sahte Sultan'da da 216. sayfadayım. Sonunu merakla bekliyorum. Sonunu okumuş olan Rumdaşlarımız varsa da bana bilgi vermesinler. Bu akşam bitirmeyi planlıyorum. Evet, ben müsaade ederseniz sözü Mahfi Bey'e bırakmak istiyorum. Kendisinin görselle de desteklenmiş bir sunumu var. Kural olarak da yorumlarınızı, sorularınızı yazılı olarak alacağız. Sunum esnasında da yazılı sorularınızı iletebilirsiniz. Öncelik yazılı sorularınız olacak. Daha sonra yazılı sorular biter ve vaktimiz kalırsa da sözlü sorulara da zaman ayıracağız. Mahfi Bey, çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim sevgili Kerim. Ayrıca çok sürpriz oldu benim için bu söylediklerin, yani özellikle Hititlerle ilgili mesele. Ona öyle bir ilgi yarattığım üzerinde bilmiyordum. Çok da sevindim. Cem Bey, size de teşekkür ederim bu davetiye. Rica ederim. Rica ederim. Efendim, çok tanıdıklarım var. Tek tek sayamayacağım. Hepiniz hoş geldiniz. İzin verirseniz ben biraz şimdi dünyayla başlayıp oradan Türkiye'ye geçerek bir sunumumu yapmak istiyorum. Önce bir ekran paylaşımımı getireyim. Evet. Herhalde geldi değil mi efendim? Geldi, bunun evet. Bunun üzerinden başlayayım izin verirseniz. Efendim, kısaca bir dünya ile ilgili başlayalım. Bir kere 2020 ile aslında çok eskiden beri, 2008'den 2009'dan beri ciddi belirsizlikler içinde dünya ekonomisi, dünya sistemi. Kabaca 95 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz dünya dediğimiz zaman. Yani dünyadaki bütün ülkelerin bir yıl içinde yarattıkları gayri safi yurt içi hasılaları, geliri, üretimi ya da harcamaları topladığımız zaman karşımıza 95 trilyon dolarlık bir dünya büyüklüğü çıkıyor. Bu büyüklüğün en önemli parçası Amerika Birleşik Devletleri. Aşağı yukarı işte 23 trilyon dolarlık kısmı bunun, 24 trilyon dolara yakın kısmı Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretiliyor. Bu cari fiyatlarla, satın alma gücüne baktığımız zaman manzara biraz değişiyor, Çin öne geçiyor. Ama satın cari fiyatlarla baktığımızda Çin kabaca 17 trilyon dolarla dünyanın en büyük ikinci ekonomisi pozisyonunda. Japonya 5.1 trilyon dolarla dünya üçüncüsü. Yakın zamana kadar dünya ikincisiydi, fakat uzun süreli, yani neredeyse 30-35 yıla varan bir durgunluk yaşıyor ve bir türlü ekonomi büyüyemiyor. Bir ara Amerika'ya çok yaklaşmıştı, tamamen koptu gibi duruyor şimdi. Dördüncü büyük ekonomi Almanya, 4.2 trilyon dolarlık bir büyüklüğü var. Bunları işte İngiltere izliyor. İngiltere bayağı farkı açmaya başladı Fransa'yla ilginç bir şekilde. Sonra Hindistan, işte Fransa böyle sıralanıyor. Türkiye burada dikkat ederseniz aşağılarda bir yerde. 0.8 trilyon dolar. Yani kabaca 800 milyar dolar görünüyor. Ama bunun altına düştük. 700'lere doğru geldik. Bu çünkü 2020'nin görüntüleri. Biraz daha altına geldik. Onu da paylaşacağım şimdi. Yani dünya böyle bir görüntü içinde. Dikkat ederseniz 3, 4, 5 ülke çok büyük paylar alıyor. Ötekiler çok küçük paylar alıyor. Ciddi bir, yani buraya baktığımız zaman bir gelir dağılımı bozukluğu var. Efendim, şimdi dünya bugün itibarıyla biraz fazla sıkıntı içinde. Biliyorsunuz 2008'de başlayan küresel krizle birlikte bütün dünyada parasal genişleme yaşandı. Merkez bankaları, özellikle büyük ekonomilerin merkez bankaları para basmaya başladılar. Adına öyle demediler. Parasal genişleme diye yeni bir şey, quantitative easing diye hoş bir söz uydurdular ama deyim uydurdular ama işin aslı para basma. Bankalara satılmış olan tahvilleri toplamaya başladılar. Uzun vadeli tahvilleri merkez bankaları toplayıp karşısında ödemeler yaptılar ve böylece merkez bankaları dolaylı olarak hazineye kredi açmış oldu. Bu büyük parasal genişleme öyle bir noktaya geldi ki mesela Amerikan Merkez Bankası Fed'in bilanço büyüklüğü kriz öncesinde kabaca 850-900 milyar dolar civarındaydı. Bugün 8,5 trilyon dolara yükseldi. Yani 10 kat büyüttü işi. Aşağı yukarı benzer bir durum Avrupa'da var. Gene benzer bir durum Japonya'da var ve İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta var. Bu kadar para basma
ilginç bir şekilde uzun süre enflasyon yaratmadı. Ama artık son bir yıldır çok ciddi enflasyon yaratmaya başladı. Çünkü faizlerin yükseleceğiyle birlikte dünyaya dağılmış olan rezerv paralar, dolar, euro, işte sterlin, yen vesaire geri dönüşe, yani daha değil ama ötekiler geri dönmeye ve ülkelerinde enflasyon yaratmaya başladılar. Bakınız, bu ilk grafiğimiz Amerika Birleşik Devletleri. Üç tane önemli göstergeyi ve birinin de farkını gösteriyor. Amerika %5,5'luk bir yıllık büyüme yakalamış durumda. Bu çok yüksek bir büyüme Amerikan ekonomisi için. Çünkü Amerika'nın potansiyel büyümesi 2,5 ile 3 arasında değişir. Çok yüksek bir büyüme var. Yani ekonomi canlı. O net bir şekilde görülüyor. Canlılık bir başka yere daha yansıyor. Enflasyon da %8,5'a çıkıyor. Bu Amerika için korkunç bir oran. Çünkü Amerikan Merkez Bankası Fed'in uzun vadeli hedefi %2. Yani onun işte 4 katından fazla bir artış yaşamış görünüyor Amerika. Bana sorarsanız Fed faiz arttırımında geç kaldı. Geç kaldığı için de enflasyon yavaş yavaş kontrolden çıkıyor. Şu anda faizi 0,5 civarında ve dolayısıyla faizi enflasyonla giderirsek, tam böyle yapılmıyor ama ben basitleştirmek için böyle gösteriyorum. Yani 8 puan eksi reel faiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kabaca. Benzer bir durum Euro bölgesinde var. Orada da büyüme canlı. 4,6 Avrupa bölgesi için yüksek bir büyüme. Buna karşılık enflasyon da çok yüksek. %7,5'lara geldi. Buralar için alışılmış oranlar değil bunlar. Faiz hala sıfırda. Dolayısıyla enflasyona karşı faizde de Euro bölgesi -7,5'ta görünüyor. Çin'e bakarsak ya da önce Japonya'yı söyleyeyim, Çin'e sonra geleyim. Japonya'da büyüme 0,7. Uzun zamandır demin dediğim gibi 30-35 yıldır Japonya büyüyemeyen bir ekonomi. İşte %1 ile -1 arasında gidiyor geliyor, bir türlü böyle 2'lere 3'lere götüremiyor büyümeyi. Enflasyon da yok. Yani bu canlılık olmayınca bir enflasyon da olmuyor. O da 0,9. Merkez Bankası faizi -0,1, reel faizi de -1. Ona rağmen ekonomide bir canlanma yok. Bu kadar para dökmelerine rağmen onlar da tıpkı Fed gibi, Avrupa Merkez Bankası gibi, Japon Merkez Bankası da çok büyük bir parasal genişleme yaptı ama işi canlandıramadı. 30-35 yıldır Japonya bütün hayatiyetini neredeyse kaybetmiş gibi görünüyor. Birçok şeyi de kaptırdı etrafına. Kore'ye vesaireye kaptırdı birçok üretimini, birçok şeyini. Ama tabii gelişmiş ekonomi ayrı bir olay. Çin'e baktığımız zaman Çin'de durum biraz farklı. Çin'de sorun enflasyonda değil. %1,5'luk enflasyonu var. Buna karşılık 3,7'lik faizi var Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla reel faiz veriyor, pozitif. Büyümesi 4. Şimdi bu 4'lük büyüme, %4'lük büyüme dünyadaki bütün ülkeler için, gelişmekte olan ülkeler bile dahil, iyi bir büyüme. Fakat Çin için değil. Yani Çin'in normal büyümesi %7 ve üzeri olması lazım. 6,5 ve üzeri olması lazım. 4'lere falan indiği zaman Çin büyüyemeyen bir ekonomi konumuna geliyor. Çünkü bütün yapısı buna dayalı Çin'in. O nedenle %4'lük büyüme Çin için ciddi bir sorun oluşturuyor. Brezilya'ya baktığımız zaman Brezilya'da büyüme düşük, 1,6'lık bir büyüme var. Brezilya bize çok benzetildiği için buraya koyuyorum. %10,5'luk yüksek bir enflasyonu var. Buna karşılık Merkez Bankası 11,8 faiz veriyor ve faiz karşısında, enflasyon karşısındaki faizi pozitif görünüyor. Rusya, günümüzün en çok konuşulan ülkelerinden birisi çıkardığı savaş nedeniyle %5'lik bir büyümede. İyi bir büyüme oranı sayılabilir. Buna karşılık enflasyonu oldukça yüksek ve 9,5'tan birdenbire 16,7'ye fırladı Ukrayna Savaşı sonrasında. Önce faizi %20'ye çekti Rusya, sonra indirim yaptı, %17'ye geldi ama hala o da pozitif faiz veriyor. Evet, Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'nin geçen yıl büyümesi en son %9,1. Yıllık büyümeye bakarsak 11'lik bir büyüme sağlamış durumda. Enflasyonu 61,1 Türkiye. Dünya rekoru içinde, yani birkaç ülkeden birisi en yüksek enflasyona sahip olan dünyada.
ki bu enflasyon da biliyorsunuz çok itiraz edilen bir enflasyon. Merkez Bankası'nın faizi %14, korkunç derecede yüksek bir negatif reel faiz veriyor Türkiye. Faiz yüksek falan diye konuşuluyor ama Türkiye'nin faizi enflasyonuna göre inanılmayacak kadar düşük düzeyde. Dünyanın bu üç büyük gösterge açısından görünümü böyle. Şimdi izin verirseniz buradan Türkiye'nin biraz ayrıntılarına gelmek istiyorum. Bu grafik Türkiye'nin büyüme ve enflasyonunu birlikte gösteriyor. İşte 2017'den itibaren son 4 yılın büyümesi ve enflasyonu. Enflasyon kırmızı çizgi, şeyde büyümede mavi çubuklar halinde gösteriliyor. Dikkat ederseniz Türkiye'nin en ciddi sorunu büyümeli bir enflasyon, yüksek enflasyonlu büyüme içinde yaşıyor olmamız. Bir türlü çözemediğimiz sorunlardan biri bu. Fakat daha ilginç bir durum var. Mesela burada baktığımız zaman 2018'in dördüncü çeyreği, 2019'un birinci ve ikinci çeyreği, hatta üçüncü çeyreğine baktığımız zaman büyüme eksi. Yani ekonomi küçülmüş. Küçülmüş fakat enflasyon daha da yüksek gitmiş. İşte biz buna slamflasyon diyoruz. Yani bu eğer enflasyon düşük olup da ekonomi küçülmüş olsaydı iki çeyrekten fazla resesyon diyoruz. Ama bu kadar yüksek bir enflasyonla küçülmeyi bir araya koyduğunuz zaman biz buna yüksek enflasyonda küçülme anlamına slamflasyon diyoruz. Türkiye bunu sık sık yaşıyor bu olayı. 2017 öncesinde de yaşadı. Bakın burada 2020'nin ikinci çeyreğinde de pandeminin etkisiyle gelen küçülmede de aynı durumu yaşamış. Gene yüksek enflasyon var ve gene küçülme var. Sonra Türkiye iyi bir büyüme yakalamış ve yükselmeye başlamış gerçekten. Bir pozitif büyüme görünüyor. Buna karşılık enflasyonunda da korkunç bir artış var. İşte %61'lere kadar gelen bir enflasyonu var. Mesela Türk insanı bunu bir kriz olarak görmüyor, algılamıyor. Oysa bu bir kriz hali. Yani enflasyonun bu kadar yüksek olması hakiki bir kriz hali. Ama bunu işte bizim insanımız kriz dediğiniz zaman çökme, batma, dükkanların kapanması, insanların işten çıkarılması anladığı için bunu tam olarak bir kriz olarak görmüyor ama bu ciddi bir kriz hali. Bir başka sorunumuz bizim, Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi işsizlik. İşsizlik sorunu. Şimdi burada tabii işsizliğe baktığımız zaman Türkiye'nin işsizlik oranı, ilan edilen, açıklanan, resmi işsizlik olarak bilinen oranı en son %10.7. %11 civarında bir işsizliği var. 3,5 milyon işsiz, 3,5 milyon civarında işsiz var. Bu 3,5 milyon civarındaki işsizi biz şeye böldüğümüzde, iş gücüne böldüğümüzde karşımıza %10.7'lik bir işsizlik oranı çıkıyor. Çok kötü değil. İyi değil ama çok da kötü değil. 2000'ler öncesinde işsizlik oranı Türkiye'nin %8'ler civarındaydı ortalama. Ona göre biraz yüksek ama feci değil. Şimdi burada önemli bir nokta var. TÜİK işsizlik oranını hesaplarken bugün eğer referans günüyse buradan itibaren geriye doğru 4 haftayı alıyor. Ve o 4 hafta içinde geriye doğru 4 hafta içinde ben işsizim iş arıyorum diye iş arama kanallarına başvurmuş olan kişileri işsiz olarak kabul ediyor. Topluyor ve bunları iş gücüne bölerek karşımıza 10.7'lik oranı çıkarıyor. 4 hafta, son 4 hafta içinde başvurmamış olup da işsiz olanlar var. Bunlar mesela 5. hafta başvurmuş geriye doğru ama son 4 hafta başvurmamış, sıkılmış artık yani cevap alamıyorum diye. Ya da uzun süredir başvurmuyor ama anketlerde bunlara sorduğunuzda iş var çalışır mısın dediğiniz zaman hemen çalışırım. Şimdi bunların sayısı da kabaca bir 3,5 milyon hatta biraz daha fazla. Dolayısıyla bunları da işsiz olarak kattığımız zaman ki biz böyle bakıyoruz olaya, biz buna geniş işsizlik diyoruz. Bu oran 21.8'e çıkıyor. Yani mevcudun iki katına çıkıyor birdenbire. Ve bana sorarsanız Türkiye'nin gerçek işsizlik oranı da budur. Yani geniş işsizlik oranı dediğimiz orandır. Bu mesela batıda gelişmiş ülkelerde bu farklar bu kadar yüksek değil. Ya burada bir hile yok. Kesinlikle yok. Yani tanımlar ILO tanımları böyle. Ama bu oran gelişmiş ülkelerde böyle değil. İnsanlar işsizse başvuruyorlar. Başvurmak gerekiyor. Bizim insanımız böyle değil. İşte diyor ki torpil gerekiyor diyor. Yok bilmem ne diyor falan. Başvurmamaya başlıyor.
Dolayısıyla işsizlik oranı bizde düşük görünüyor ama gerçek işsizlik oranı %22'ler civarında. Genç işsiz oranı da aşağı yukarı burada. Yani işte 15-24 yaş arasındaki işsizlik oranı da aşağı yukarı %20'lerin üzerinde. Esas sorun da belki aslında oradan kaynaklanıyor. Şimdi bütün bu olaylara karşılık ben ekonominin genel görünümüne üretim ve tüketim açısından baktığımda arz ve talep olarak bakıyorum ve eldeki verilere göre arzı en iyi tanımlayan sanayi üretimi olarak görüyorum. Ve ekonominin arz yönünü sanayi üretimiyle izlemeye çalışıyorum. Bakın bu sol üstteki grafik ekonominin sanayi üretimini gösteriyor. Buradaki her bir nokta bir önceki yılın aynı ayına göre gelişmeyi gösteriyor. Baktığımız zaman mesela burada 2020'nin dördüncü ayında büyük bir çöküş var. Pandeminin etkisi. 2021'in dördüncü ayında da büyük bir çıkış var. O da onun baz etkisi. Tersine o çöküşe verdiği cevap o. Ama onun dışında sanayi üretimi iyi gitmiş görünüyor. Kötü değil, iyi gidiyor. Yani sanayi her şeye rağmen ciddi bir üretim yapıyor burada. Bunu net olarak görüyoruz. Yani ekonominin arz tarafında çok ciddi, bütün bu sorunlara rağmen çok ciddi bir sorun görünmüyor. Talep tarafına baktığımızda sanayiyle aşağı yukarı birebir benzer bir durum var. Son ayda düşüş var. Ama ona rağmen talepte de iyi kötü bir canlılık görünüyor. Baktığımız zaman bu bizim belki geleceğe en umutla, yani işleri düzeltebilirsek buralarda ciddi gelişmeler görebileceğimizi bize gösteriyor. Başka etkiler de var tabii bu üretimin böyle olmasında. Bakın bu Türkiye'de, bütün dünyada da böyledir. En ciddi meselelerden biri otomotiv satışları. Yani otomobil ve hafif ticari araç satışlarına baktığımızda karşımıza böyle bir grafik çıkıyor. Bu grafikte gri olanlar 10 yıllık ortalamalar. Her ayın 10 yıllık ortalaması. Burada 12 ay var, altına yazmayı unutmuşum ama Ocak, Şubat diye. Oradan başlıyor, aralığa kadar gidiyor diye bakmak lazım. Mavi çizgi geçen yılın aylık ortalamalarını gösteriyor, satış ortalamalarını. Turuncu çizgi de bu yılı gösteriyor. Henüz 3 aylık veri var elimizde. Kötü değil, iyi gidiyor. Son derece canlı. Yani şimdi otomobil fiyatlarındaki korkunç artışları düşünürseniz, yani kurdan gelen, işte KDV'si, ÖTV'si vesairesi, ama esas olarak kurdan gelen, enflasyondan gelen o büyük artışlara dikkat. Neredeyse otomobil fiyatları çünkü 2'ye 3'e katlandı. Ona rağmen tüketimde, satın almalarda ciddi artışlar var. Bunun temel nedenlerinden birisi insanların fiyatların daha da artacağı endişesiyle tüketimi öne çekiyor olmaları. Yani burada öne çekilmiş bir talep var. Diyelim ki arabasını 5 yılda bir değiştiren bir insan 3. yıla geldiğinde diyor ki ben bunu bir daha yenileyemeyebilirim. Son artıyor hızla. Satıyor arabayı ve yenisini alıyor. Dolayısıyla böyle ilginç bir pazar oluşuyor burada. Öne çekilmiş talep diyoruz biz buna. Aşağı yukarı benzer bir durum konut satışlarında da var. Faizler düşük konut kredilerinde. Bu faiz düşük dediğimiz zaman tabii çok kızıyorlar bize ama faiz gerçekten düşük. Yani enflasyonun %61 olduğu bir yerde 61'in altındaki her faiz düşük demek. Yani mevduatta çok çok ciddi düşük. Bankalar %17-18 faiz veriyorlar. Yani inanılmaz bir transfer var bunda. Tasarruf sahibinden kredi kullanana transfer yapılıyor resmen burada. Onun için de insanlar konut alıyor. Konuta gidiyorlar. Yani konut fiyatları da artıyor. Bakın sağ altta da onu görüyorsunuz. Konut fiyatları arttığı için ya paramı faizde tutacağım, çünkü dövize de faiz verilmiyor artık. Paramı mevduat olarak tutacağıma konut alırım. Hem ileride fiyatı artar, ondan faydalanırım, hem de param, satın alma gücüm eksilmemiş olur diye düşünüyorlar ve konut alıyorlar. Yani çok gereksiz bir talep var. Tabii bir yandan da yabancı alımları da var. İşte 250 bin dolardı, şimdi 400 bin dolara çıktı. Hemen de konutlar buna uyuyor. O orta ve üstü konutlar hemen 250 binden 400 bine adapte oluveriyorlar satış fiyatlarında. Böyle de bir talep var. İlave talep de geldi. Dolayısıyla konut sektörü de canlı. Burada mesela faizleri normal seviyelerine çektiğiniz anda bu talep birdenbire düşer ve bu balon patlar. Çok ciddi şekilde. Onun için de çok tehlikeli bir gidiş de var burada. Çünkü faizleri ilelebet
böyle götürmek mümkün değil. Ya enflasyonu düşüreceksiniz ya faizleri yükselteceksiniz. Bir başka meselemiz dış ticaretle ilgili. Burada da çarpıcı bir sonuç var elimizde. Yani ilk iki ayın sonuçlarına baktığımız zaman karşımıza işte %21.4'lük bir %21'lik bir ihracat artışı çıkıyor. Buna karşılık %50'ye yakın ithalat artışı var. Normalde kurum bu kadar, yani Türk lirasının bu kadar değer kaybettiği, yerel paranın, ulusal paranın bu kadar değer kaybettiği bir noktada normal olarak ihracatın ithalattan çok daha hızlı artıyor. Hatta ithalatın ciddi şekilde geriliyor olması lazım. Böyle olmuyor. Tam tersine bir gelişme oluyor. Bu biraz bizim sattığımız ve aldığımız malların talep esnekliğine bağlı. Bizim sattığımız mallar esnek talepli mallar. O nedenle dünyada bir sıkıntı olmaya başladı mı bizim mallara olan talep düşüyor. Ama bizim aldığımız malların talebi katı bizim açımızdan. Doğalgazı almıyoruz diyemiyoruz. Petrolü almıyoruz diyemiyoruz. O nedenle ithalatta ciddi bir artış var. Bir yandan da tabii Türkiye büyüdüğü için öyle veya böyle geçen sene %11 büyüdü. Bu sene öyle olmayacak ama hızlı büyüdüğü için onun etkisiyle bir yandan da ithalat yapılıyor. Çünkü Türkiye üretiminin önemli bir bölümünü ithal girdiğiyle yapıyor. Bu bizim efendim dış ticaret hallerimiz. Bunun teknik bir konu, böyle uzun uzun ayrıntısına, tanımına girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Bu 100'ün üzerindeyse, eğer burada dış ticaret hallerimiz 100'ün üzerindeyse, o zaman bizim dış ticarete konu olan mallarımızın ihraç fiyatları ithal fiyatlarının üzerinde olduğunu, daha yüksek olduğunu bize bu 100 çizgisi kırıklı kırmızı çizgi. Böyle işte Temmuz'da filan 2021'de biraz üstüne çıkmışız bunun. Onun dışında hep gerideyiz ve son aylarda da hızla geri düşmüşüz. 70 küsurlardayız, 76'dayız. Çok düşük. Yani biz burada dış ticaretten kaybediyor gibi görünüyoruz. Çünkü bu durumda ithal mallarının fiyatlarına göre bizim ihraç fiyatları düşük kalıyor. Olay aleyhimize gelişiyor burada. O nedenle burada ciddi bir sorunumuz var. Tabii baktığınız zaman aslında şöyle bir şey görünüyor. Bir yıl önce 100 metre kumaşı metresi 1 dolardan 100 dolara satmışız. Bu yıl 150 metre kumaşı metresi 0.80 kuruştan diyelim 120 dolara satmışız. Şimdi baktığınız zaman hem sattığımız mal miktarı artmış görünüyor, hem elimize geçen toplam gelir artmış görünüyor ama bizim birim fiyatlarımız düşmüş görünüyor. Bu bizim aleyhimize bir gelişmeyi böylece işaret etmiş oluyor. Efendim burada sizlerle turizm verilerini, en son eldeki turizm verilerini paylaşıyorum. Şimdi burada 2021 yılında ciddi bir toparlanma yaşadı Türkiye. Yani ciddi toparlanma dediğimize de şöyle bakalım. Geçen yıla göre, yani 2020'ye göre toparlanma. 2020 pandemide çok düşüktü biliyorsunuz. 15.8-16 milyon kişi gelmiş Türkiye'ye turist olarak. Kabaca 12 milyar dolar bırakmışlar. 2021'de yaklaşık 29 milyon kişi gelmiş. İşte yaklaşık 25 milyar dolar bırakmışlar. Geçen yıl, yani 2020'ye göre iki kat artış var burada. Ama 2019'a, normal yıla baktığımız zaman ancak 1/3'ünü almışız. 52 milyona yakın insan gelmiş, 35 milyar dolar bırakmış 2019'da. Giden Türk lira pek bakmıyorum. Onları netleştirirsek işte 22.6 milyar dolar 2021'de Türkiye net gelir elde etmiş. Giden gelen karşılaştırması yaptıktan sonra. Şimdi burada 2022 tahminleri Türkiye'nin 40-45 milyar dolar arasında bir yerde, 42 milyar dolar diye. 40-42 milyar dolarlık bir gelir bekliyordu Türkiye turizmden, toparlanır eder diye. Fakat tabii bu Ukrayna savaşı çıktıktan sonra olay biraz aleyhe döndü ve buradan ne kadar toparlanacağını bilmiyoruz. İyimserler var, kötümserler var bu konuda. Kötümserler özellikle Ukraynalıların, epey Ukraynalı da geliyor Türkiye'ye, gelmeyeceğini düşünüyorlar. Rusların da daha az geleceğini tahmin ediyorlar ve rakamın düşeceğini öngörüyorlar.
İyimserler ise Ukraynalıların gelmemesine karşılık Rusların tamamının, çoğunun buraya geleceğini, yani yurt dışına gitmek isteyenlerin çoğunun buraya geleceğini, çünkü dünyanın hiçbir yerinde kabul görmediklerini düşünüyorlar. Özellikle Rus zenginlerinin bu işte yatlarıyla çok harcama da yapan Rus zenginlerin, İtalya, Fransa vesaire gibi sahillere gidenlerin de Türkiye'ye geleceği tahmini. Bunu göreceğiz. İki türlü tahmin var. Hangisi gerçekçi göreceğiz. Efendim, bu Türkiye'nin dolarizasyon şeması. Dolarizasyon dediğimiz şey, biliyorsunuz, bankalardaki yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı. Bu kırmızı çizgi bunu gösteriyor. Mavi çizgi de dolar kurunu gösteriyor. 2002'den bu yana. Nisan ayına kadar gelen dönemi gösteriyor. Bakın, 2002'de, yani krizden hemen sonra, 2001 krizinden hemen sonra dolar Türk lirası kuru kabaca 1-1,5 arasında bir yerlerdeymiş. Ve dolarizasyon oranı da %57'ymiş. Yani bankalardaki her 100 liralık mevduatın 57 lirası döviz, 43 lirası Türk lirasıymış. Yani Türk insanının parasına güveni son derece düşükmüş. Kendi parasına güvenmiyor. Tabii enflasyon yüksek, ekonomide riskler yüksek vesaire. Sonra alınan bir takım önlemler var, biliyorsunuz. 2001 krizinden hemen sonra işte IMF'nin IMF ile birlikte Kemal Derviş programı olarak bilinen bir program uygulandı. Güçlü ekonomiye geçiş programı. Bu programın içinde bankacılık reformu vardı. Bankacılık reformu yapıldı. Bu önemli bir reformdu. Bankaları ayağa kaldırdı. Kamu sektöründe mali disiplin sağlanmaya çalışıldı. İşte bütçe açıkları düşürüldü. Kamu borçlanması azaltıldı. Dolayısıyla faizlerde, kamu borçlanması azalınca faizlerde bir düşüş sağlandı. Ve işte paradan 6-0 atıldı. Bunun maddi bir etkisi olmasa da beklenti açısından önemliydi. Ve en önemlisi, 2005 yılında Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresine başladı. Buradan itibaren de manzara değişti. Bu dolarizasyon oranı %57'den hızla gerilemeye başladı. 2010'a geldiğimizde oran %30'un altına geriledi. %30 bile yüksek ama hani bugüne göre ve o güne göre son derece iyi bir orandı. Bu, bütün bu etkilerle, tabii bu 2005'te Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri başlayınca 2006'dan itibaren Türkiye'ye çok ciddi doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. Bir örnek vereyim. 2006 yılında Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye, borç değil, yatırım amacıyla gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 22 milyar dolardı. 22 milyar dolar tek bir yılda girdi Türkiye'ye 2006 yılında. 1923'ten, Cumhuriyet'in kuruluşundan 2005 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 15.4 milyar. Yani o kadar yılda gelenden çok daha fazlası bir yılda geldi. İşte bu Türkiye'de zaten dövizin, doların büyük ölçüde sabitlenmesiyle sonuçlandı. Bizi yanıltan da bu oldu. Müthiş bir sanal şeye girdik. Gayri safi yurt içi hasılamız bu dönemde inanılmaz arttı. Tamamen bundan arttı. Yani enflasyonla büyüyen cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılayı değişmeyen dolara sürekli böldüğünüz zaman dolar kuruna, gayri safi yurt içi hasılanız dolar cinsinden büyümüş görünüyor. Sonra yavaş yavaş bu ivmeyi Türkiye kaybetmeye başladı 2010'lardan başlayarak. Esas 2013'te kaybetti. 2013'ten itibaren kaybettiği ivmeyle birlikte dolar kuru yükselmeye başladı. Onunla birlikte dolarizasyon oranı da hızlıca yükselmeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada bu hızlanma 2017-2018'den sonra daha da arttı. Daha da hızlandı. Bugün geldiğimiz noktada İşte dolar kuru 14.7'lerde, 14.7'lerde, dolarizasyonda 57.1'de. Yani tam 2001 krizinin krizi civarında bir yerdeyiz dolarizasyon oranında. Bu aslında daha yüksekti, 64'lere kadar gelmişti, %64'lere kadar gelmişti. İşte bu kur korumalı mevduat vesaireyle bir miktar, özellikle şirketlere tanınan imkanlarla, çünkü şirketlerden vergi de alınmıyor buraya geçildiği zaman, kurumlar vergisi vesaire de
istisnalar getirildi. Bu kur korumalının da biraz etkisiyle bir miktar geriledi ama gerilediğimiz yerde %57. Bu çok ciddi bir sorun Türkiye açısından. Bütün sistemi, şimdi bir de tebliğ çıkardılar. Yani o da bir tuhaf bir tebliğ. Yani menkul mal alışverişini Türk lirasıyla yapacaksınız, dolara endeksleyebilirsiniz diyorlar. Yani çok ilginç bir yerdeyiz. Bir yandan dolardan kurtulmaya çalışıyoruz ama her türlü endekslemeyi de dolara göre yapıyoruz. Efendim, bu bizim dış borç grafiğimiz, dış borçlarımız. Burada kırmızı çizgi özel sektör, mavi çizgi kamu sektörü. Dikkat ederseniz mavi çizgi, yani kamu sektörü, böyle düzenli, istikrarlı bir artış içinde gidiyor. Kabaca 180 milyar dolarlar civarında bir kamu dış borç stoku var. Özel sektör kırmızı çizgi, dikkat ederseniz o da son yıllarda azalıyor. Özel sektör bu kadar yüksek faizlerle borçlanmayı istemediği için yavaş yavaş imkan buldukça borç ödüyor ve şeyi düşürüyor. Borçlanma miktarını düşürüyor. 235 milyar dolar civarında bir yerdeyiz. Toplam dış borcumuz, siyah çizgi, 450 milyar dolar. Burada en çarpıcı olan yeşil çizgi, yani Merkez Bankası'nın dış borcu. Merkez Bankası'nın normalde dış borcu olmaması lazım. Bakın burada eskiden Merkez Bankası, Dresdner Bank hesabı denilen bir hesapla yurt dışındaki işçilerimizin paralarını mevduat olarak kabul ediyordu. Tıpkı bir banka gibi. Sonra bunun tasfiyesine girişildi. Merkez Bankası mevduat bankası değildir yaklaşımıyla, ki doğru bir yaklaşımdı. Bunlar yavaş yavaş diğer bankalara devredildi. Sonra tekrar canlandı bu ve düşmeye de başladı. Tekrar düşüşe geçti. Bakın 2015'lerde falan neredeyse sıfıra yaklaşmış. 1 milyar doların altına düşmüş. Bir ara 27-28 milyar, 25 milyar dolarlara çıkmış. Sonra yeniden müthiş bir artış başlamış. Bu mevduat değil artık. Bu swaplar. Merkez Bankası'nın yaptığı swaplar doğrudan doğruya buraya yansıyor ve Merkez Bankası borcu olarak karşımıza çıkıyor. Efendim, bu faiz kararının ekonomiye etkisi. Şimdi Merkez Bankası'nın bir faizi var biliyorsunuz. Politika faizi. Merkez Bankası sadece bankalara borç verir. Bankalara verdiği borca bir faiz uygular. Bu faiz %19. Bakın şu düz çizginin düzleştiği yer. %19'a çıkmıştı bu. Eylül ayına kadar %19 olarak geldi. O sıralarda kırmızı çizgi enflasyonu, yeşil çizgi kuru gösteriyor, dolar kurunu. Bunlar çok böyle fazla hafif hafif yükseliyorlar. Çok büyük bir hareket yoktu ikisinde de. Merkez Bankası ilginç bir yaklaşıma girdi. Bunu da hatta o tarihte Hazine ve Maliye Bakanı da açıkladı. Merkez Bankası Başkanı da açıkladı. Dediler ki biz yeni bir program uygulayacağız. Nedir bu program? Faizleri düşüreceğiz. Faizler düşününce kur yükselecek. Kur yükselince ihracat düşecek, ithalat. İhracat artacak, ithalat düşecek. Dolayısıyla cari açık kapanacak. Cari açık kapanınca içeride üretim artacak. İçeride üretim artınca da enflasyon düşecek diye bir tez attılar ortaya ve bu tezin ilk uygulama ayağı olarak da Eylül ayında Merkez Bankası'nın faizini düşürdüler ki bankalar da faizi düşürsün diye. Önce 18'e indi, sonra 16'ya indi, sonra 14'e indi. Şu anda 14'te devam ediyor. Merkez Bankası bankalara %14 faizle para sağlıyor. Bu şeyden sonra, uygulamadan sonra yeşil çizgiye dikkat ederseniz kur artmaya başladı. Önce biraz hafif bir artış gösterdi. Sonra bakıldı ki Merkez Bankası bu işi uygulamaya devam edecek. Birden büyük bir zıplama yaşandı. Sonra durulmuş görünüyor. Bu durulmaya çok aldanmayın. Bu durulma Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının piyasaya yaptığı müdahaleler sonucunda böyle duruyor. Yoksa bunu bıraksanız bu gene fırlayacak gidecek. Çok ciddi döviz satışı yaparak dövizi tutmaya çalışıyor Merkez Bankası. Enflasyon daha hızlı fırladı. Dikkat ederseniz kırmızı çizgiye müthiş bir sıçrama yaşadı. %61'lere kadar geldi. Bu bize faiz enflasyonun sebebidir tezinin doğru olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Hatta ben onu şöyle ifade ediyorum.
Böyle durumlarda düşük faiz enflasyonun sebebidir. Başına bir düşük koymamız lazım o yaklaşımın diye söylüyorum. Bu arada bu faizle biz çok uğraşıyoruz, çok kafamızı takıyoruz. Yani faiz yükselirse herkes batar gibi bir tezimiz var. Çok doğru değil. Bakın Merkez Bankası'nın sektörel bilanço analizlerinden gidilerek yapılmış, çok sayıda şirkete uygulanmış bir şey var. Faiz yükü ne kadar şirketlerde diye bakılmış yıllar itibariyle. Bu kadar yılın ortalaması %3'ün altında çıkıyor. Sadece faiz de değil. Burada komisyonlar vesaire de var. Yani bütün uğraştığımız şey bu %3'ü etkilememeye yönelik bir işte uğraşıyoruz. Orada kur çok daha fazla etkili. Onu bırakıyoruz. Merkez Bankası'nın piyasaya işte müdahale ederek bu tezi tutturabilmek için, faiz düşürerek enflasyon çözme tezini tutturabilmesi için yaptığı satışlar rezervlerini düşürüyor. Şimdi elimizdeki en son veri Nisan ayının 8. gününe ait. Her perşembe Merkez Bankası bu verileri yeniliyor. İşte biz de kendimize göre bir hesap yapıyoruz. Bu tarih itibariyle Merkez Bankası'nın brüt rezervleri kabaca 110 milyar dolar, 109.9 milyar dolar. Bunun 42.2 milyar doları altın, 67.7 milyar doları da döviz rezervi. Fakat bu miktar Merkez Bankası'na ait değil tamam. Bunun içinde bankaların zorunlu karşılıkları var ve bankaların kendi mevduatları var Merkez Bankası'nda ve diğerleri var. Bunlar da kabaca 91.8 milyar dolar ediyor. Bunları düşersek Merkez Bankası'nın net rezervi, kendine ait net rezervi 18.1 milyar çıkıyor. 18.1 milyar dolar. Demin söylediğimiz swaplar var. Swap biliyorsunuz Türk lirası veriyor Merkez Bankası karşılığında döviz alıyor. Geçici bir süre. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene. Zaman dolduğunda ters işlemle Türk liralarını alıp dövizleri ödemesi lazım. Bunların yani bir nevi borç. Bunların toplamı da 63 milyar dolar. Bunu da düştüğümüz zaman geriye bize 45 milyar dolar eksi rezerv kaldı. Merkez Bankası'nın şu anda rezervi en son elimizdeki veriye göre 45 milyar dolar eksi rezerv. Bu uygulamanın sonuçları bunlar. Tabii bu uygulamanın bir başka sorunu daha var. Türkiye riskleri yüksek bir ülke. Çok riski var Türkiye'nin. Bunlar sadece ekonomik riskler değil, sosyal ve siyasal riskleri de var. Mesela bütün komşularıyla sorunlu. Hukukun üstünlüğünü zedelemiş bir ülke. Bunlar dışarıdan yatırımcı için son derece şey konular. İtici konular. Sürekli yanı başımızda bir savaş var. İşte Montreux'u uyguluyoruz, Karadeniz'e sokmuyoruz ama bunlar hepsi riskler. Bir kısmı kendi yarattığımız riskler, bir kısmı dışarıdan gelen riskler. Mesela en son yarattığımız bu risk faizleri düşürerek yarattığımız şu risk, rezervlerimizi düşürerek. O nedenle Türkiye'nin riskleri yüksek. CDS primi diye bir uygulama var. Herkes tabii burada izleyenler iktisatçı olmadığı için kısaca onu tanımlayayım izin verirseniz. CDS dediğimiz şey bir nevi sigorta primi. Yani Türkiye bir tahvil çıkarıyor yurt dışı piyasalara. 100 dolarlık tahvil, üstünde bir faizi var. İnsanlar bunu alıyorlar ama Türkiye'yi çok tanımıyor olabilirler. Güvendikleri kuruluşlara soruyorlar, bunu bana sigorta eder misin diye. O da diyor ki ederim. Ne kadar istersin diyor, şu kadar isterim. Dolayısıyla o da bakıyor, ona o kadar sigorta primi yerine işte bu CDS primi ödeyeceğim. Geri kalan da şu kadar faiz alacağım, para kazanabiliyor muyum diye bakıyor. Bu CDS primi de bizim maliyetimizi arttırıyor. Aynı zamanda da ülkenin riskini gösteriyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil, bütün dünyayla ilgili. Almanya'nın da bir CDS primi var, Amerika'nın da var, İngiltere'nin de var. İşte onlarınki çok düşük. Şimdi burada baz puan denilen bir sistemle ölçülüyor. 300 baz puan mesela deniyor. Kafanız karışmasın, o 3 dolar demek. Yani 100 dolar da 3 dolar. %3 demek. 3 puan demek. Öyle bakalım. 300 baz puan denilen şey aşırı riskli demek. 300 ve üzeri. 200-300 arası riskli. 100-200 arası daha az riskli. İşte 16 100'e doğru daha azalıyor.
Şimdi Türkiye'nin en son CDS birimi, Kerim Bey benden daha iyi bilir bunu, bugün ben de baktım ama bir iki gün geriden geliyor maalesef bunlar. 588 diye gördüm. Yani 600'e çok yakın. Son derece riskli. Dünyanın en riskli 5 ekonomisinden birisi görünüyor Türkiye. Mesela Brezilya bizde kıyaslanıyor 205. O da az değil ama en azından aşırı riskli görünmüyor ki Brezilya çok sorunlu bir ülke. Şimdi işte bizim esas çözmemiz gereken olay bu. Enflasyon mu sonuçtur, faiz mi sebeptir vesaire değil. Bizim bütün sebeplerimiz bu risklerimiz. Oturup bunları çözmemiz lazım. Mesela komşularla riskleri nasıl düşürebiliriz? Nasıl halledebiliriz bu sorunları gibi başlayıp çözmemiz lazım. Bütün bu söylediğim risklerin yansımasını biz burada görüyoruz. Bizim maliyetimizi arttırıyor bu. Ve işte hazine en son borçlandı. Yurt dışından 5 yıl vadeli borçlanma yaptı. Zannediyorum 2 milyar dolar civarında. %8,62 faiz verdi. %8,62. %8,62 günümüz için çok yüksek bir faiz. Yani Amerikan hazinesi falan %2 ile borçlanıyor. İşte 2'nin biraz üzerine çıktı şimdi. Böyle bir ortamda son derece işte bunun nedeni bu riskler. CDS priminiz bu kadar yüksek olunca ister istemez faiziniz de o kadar yüksek oluyor. Bugün ben yazdım da bunu. En son durumumuz bu. Şimdi Türkiye gayri safi yurt cihazı büyüklüğü açısından dünyada belli bir yere sahipti. Burada bir karışıklık var ama rakamlarda karışıklık var ama şu sağdaki sırada şey doğru, sıralama doğru yani. 14 olacak İran. Burada mesela 2015 yılında Türkiye 16. sıradaydı. Gayri safi yurt cihazı büyüklüğü açısından. 864 milyar dolarla 16. sıradaydı. Bugün 21. sırada. Yani 2021 sonu itibariyle. 2022'de biraz daha kötüye gidiyor bu. Müthiş bir geri düşüş var dikkat ederseniz. Türkiye'nin sıralamasında gayri safi yurt cihazı büyüklüğü açısından. İran sıralamada yoktu. Birdenbire hepimizin önüne geçti. 14. sıraya yükseldi. 14 İspanya'nın bile üstüne çıktı. 1.4 trilyon dolarla. Bakın 400 küsur milyar dolardan 1.4'e geldi. Bu sizi yanıltmasın. Tamamen bir illüzyon. Çünkü İran'da çift kur var. Biri resmi kur. Resmi kur 41 dolar 42 bin riyale eşit. Gayri resmi kur, serbest piyasa denilen kur 270 bin. Yani 1 dolar 270 bin riyale eşit. Ona vurursanız birdenbire 230 milyar dolarlara düşüyor İran. Ama maalesef IMF'nin ve dünyada birçok kuruluş cari fiyatlarla gayri safi yurt cihazı alıp o yılın ortalama kuruna, dolar kuruna bölerek hesaplıyor. Bu yanlış bir şey. Dolayısıyla enflasyonla şişmiş olan şey eğer kurunuz da sabitse böyle gidiyor. Türkiye 2002 yılından sonra aynı şeyi yaşadı. Biz ama kuru sabitlemedik. Kur kendiliğinden sabitlendi çok döviz girişi olduğu için. Öyle olduğu için Türkiye'nin gayri safi yurt cihazı hasılası tıpkı İran'da olduğu gibi 300 milyardan birden 400, 750, 800 milyar dolarlara fırladı. Biz de buna sevindik Türkiye hızla gidiyor diye. Yavaş yavaş bakın ortaya çıkıyor olay ki Türkiye geriliyor. Evet. Efendim bu Türkiye'nin kişi başına geliriyle dünyayı kıyasladık. Mavi çubuklar dünya gelirini gösteriyor. Kişi başına gelir. Yani dünyanın toplam gelirini o 95 trilyon doları 7.6 milyar kişi galiba. O da bölerek yıllar itibariyle hesaplıyoruz. Türkiye'de de aynı şeyi yapıyoruz. Bu deminden beri sözünü ettiğimiz işte 700-800 milyar dolar neyse gayri safi yurt cihazına yıllara göre işte 85 milyon 83 milyon kişiye bölerek kişi başına geliri buluyoruz. Bakın burada Türkiye 2001 yılındaki düşüşten sonra ciddi bir çıkış yakalamış. Kişi başına geliri yükselmiş. 2006'da dünya ortalamasını yakalamış, sonra üstüne çıkmış. Sonra bir düşüş var pandemi küresel kriz nedeniyle. Sonra tekrar ciddi bir çıkış yakalamış. Fakat sonra 2013'ten itibaren düşüş var. Düşüş 2017'de rejim değişikliğiyle birlikte daha da hızlanmış. Son yıl biraz toparlanma var ama bu böyle maalesef devam etmeyecek. O hızlı büyümeden dolayı geldi bu. Maalesef tekrar düşüşe geçeceğiz. İşte bu
dünya ortalamasında kalırsanız, bu civardaysanız, biraz üstünde, biraz altında veya içinde, bunda orta gelir tuzağı. Türkiye orta gelir tuzağı içinde şu anda. Eğer biz burada şu 2013'te kaybettiğimiz ivmeyi kaybetmeyip doğru dürüst yapısal reformları yapmış olsaydık, biz böyle devam edecektik ve muhtemelen kişi başına gelirimizi 18 bin dolarlara çıkarmış olacaktık ve orta gelir tuzağından da uzaklaşmış olacaktık. Bu iki komik fotoğraf ekonomi politikasını gösteriyor. Soldaki doğru ekonomi politikası. Bakın iki tane aynı nitelikte at var. Bir arabaya iki at koşulmuş. İkisi de aynı nitelikte. Bunlar birlikte aynı şekilde koşarlar. Ve arabada sarsılmadan, devrilmeden düzgün bir şekilde hızla gidebilir. Sağ alttakinde ise bir Hint öküzüyle bir at var. Bu arabanın hızı Hint öküzüyle sınırlı. At ne kadar koşmak istese de Hint öküzünü de çekip götüremeyeceği için bu böyle gider. Burada niye anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir hedefiniz olacak ekonomi politikanızda. Enflasyon mu hedefiniz? O zaman enflasyonu düşürmek için maliye ve para politikasını birlikte kullanacaksınız. Sol taraftaki iki at gibi. Sağ taraftaki gibi yaparsanız biri sıkı tutmaya çalışır, öteki gevşetirse olay karışır. Zaten araba da çok sağlam görünmüyor sağdakinde. Muhtemelen araba da dağılabilir. Geldiğimiz nokta kritik bir nokta. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta kritik bir nokta. Acaba buradan çıkış var mı yok mu? Bu çok tartışılıyor. Yani buradan çıkabilir miyiz diye çok tartışılıyor. Efendim bu Rubicon Nehri diye bir nehir var İtalya'da. Rubicon aynı zamanda Bezik'te de tamamlama olayı Bezik oyununda. Bu Rubicon Nehri zaman içinde bunun yatağı da değişiyor filan ama böyle tam işte çizmenin üst kısmında bir yerde. Burada Cumhuriyet döneminde, Roma Cumhuriyeti döneminde Güney İtalya ile Kuzey arasında sınırı teşkil eden bir nehirmiş. Nehir olarak kabul ediyor bu. Cumhuriyeti tehdit edebilecek bir takım girişimleri, faaliyetleri önlemek için generaller savaştan dönerken ordularıyla geldiğinde bu Rubicon nehrinin den geçmeden evvel orduyu dağıtıp askerleri evlerine yolladıktan sonra yalnız başlarına burayı geçip ondan sonra Roma'ya gelebiliyorlar. İstediğinde ihtilal yapar vesaire diye korkuluyor. Sezar Galya'yı fethediyor ve Roma'ya dönerken dönüş yolunda senatör Roma konsülü Pompey'nin kendisini yargılatıp sürgüne göndereceğini öğreniyor. Bunun üzerine Roma'da yönetimi ele geçirmeyi kafasına koyuyor ve M.Ö. 49 yılında bu talimatı dinlemeyip ordusuyla birlikte Rubicon nehrini geçip yasağı çiğniyor. Bunun geri dönüşü yok. Ve ondan sonra zarlar atıldı diye de meşhur bir lafı var. İşte Rubicon'u geçmek dönüşü olmayan kararlar için kullanılan bir deyim bugün. Bugün Türkiye acaba bu noktada mı? Bu hadise böyle. Ben böyle olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin her zaman öyle veya böyle bir dönüş şeyi var. Fakat bu olay tek başına ekonomiyle çözümlenecek bir noktayı geçmiş durumda. O anlamda Rubicon'u geçtik biz. Yani işte sistemi değiştirelim, ne yapalım? İşte faizi biraz yükseltelim. Efendim vergi reformu yapalım. Bunlarla çözebilecek noktayı bence geçti Türkiye. Bugün yapmamız gereken çok daha ciddi işler var. Bunlar sosyal ve siyasal alanlarda işler. Ekonomiden daha öncelikli bence şu anda. Mesela Türkiye'nin derhal yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü hayata geçirmesi lazım. Başka türlü biz bu manzarayı değiştiremeyiz. Demokrasiyi ilerletmesi lazım. Güçler ayrımını yeniden gündeme getirmesi lazım. Bence bilime dayalı, sadece bilime dayalı, sorgulayıcı, araştırıcı ve analitik yetenek geliştirici eğitime geçiş yapması lazım. Türkiye hiçbir zaman eğitimini bugün kadar belki bozuk değildi ama hiçbir zaman çocuklarımızın, öğrencilerimizin analitik düşünmesini ve sorgulayıcı, araştırıcı nitelikte yetişmesini öngörecek bir eğitim veremedik. Bu yalnızca üniversitede değil, ortaokulda, lisede de böyle. Hepimiz Türkler kadar iyi türev alabilen başka bir Rus yoktur. Hepimiz türev almayı biliriz. Verin, herkes alır türev. Niye aldığımızı bilmeyiz. Kimse bize öğretmedi bunu. Bütün konular böyle aşağı.
Bütün konularda biz ezbere dayalı bir eğitimden geçtik. Nedenini hiç bize öğretmediler, hiç tartışmaya sevk etmediler. Meraklılarımız öğrendi bunu. Ben bu türevi niye aldım? Neye yarayacak? Hayatta ne işime yarayacak diye düşünenler aldı. Dolayısıyla bunu derhal sağlamamız lazım bizim bu iş. Komşularla sorunlarımızı gidermemiz lazım. İlelebet böyle yaşayamayız. Suriye ile Irak'la bütün çevremizde. Sonra şeffaflık, ve hesap verilebilirlik ve denetim, bunlar çok önemli. Türkiye bunları kaybetti. Ben mesela bütçeyi iyi bilirim. İşte hazinede, maliyede, hazinede yıllarım geçti. Ya bütçeye baktığım zaman, ben şimdi bütçeye baktığım zaman diyemiyorum. Tanıyamıyorum bütçeyi. Ne nerede, nereye konmuş? Mesela 11.7 milyar lira ilk 3 ayda kur korumalı mevduat için para ödendi hazineden. Yani şey farkı. İşte faizin dışında ödenmesi gereken miktar. Bunu aradım, vallahi bir günümü aldı. Yani nereye yazdıklarını bulabilmek için. Sonunda buldum. Ama yani bunu böyle herkesin görüyor olması lazım. Bütçe hakkı denilen şey budur. Yani verdiğim vergiyi nereye harcadınız? Bunu vatandaşın sorup öğrenebilmesi lazım. Ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığını çok zaman dile getirdim. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını Türkiye kaybetti. Yani Merkez Bankası hükümetin bir ajanı gibi hükümetten talimat alarak çalışır halde maalesef. Süratle bunu tamamlaması lazım. Burada da kalmamamız lazım bence. TÜİK'in de bağımsız bir yapıya kavuşturulması lazım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun çok tartışma var. Müthiş itibar kaybı var TÜİK. Doğrudur, yanlıştır ama müthiş bir itibar kaybı var. Ben vergi denetiminin de bağımsız yapılmasını, siyasi amaçla asla kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Teşvik sisteminin, Türkiye'nin teşvik sistemini tümüyle değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ürün teşviki yapmalı, tıpkı Kore gibi. Yani sektör teşviki ya da bölge teşvikinin hiçbir anlamı yok. Ürün seçeceğiz, dünyayla rekabet edebilir ürünleri seçeceğiz. Şu ürün, şu ürün, şu ürün. Ve marka bile seçeceğiz, kuruluş seçeceğiz ve bunlara 5 yıl süreyle her türlü teşviki verip dünya çapında marka olmalarını sağlayacağız. Bakın 200-250 yıldır tekstil sektöründe olup iyi kötü isim yapıp da dünya çapında bir marka yaratamamış yegane ülke Türkiye. Yani İspanya'sından Portekiz'ine, hadi İngiltere'yi, Almanya'yı, Fransa'yı, bunları bıraktım, İtalya'yı. Yani en son işte İspanya'sı, Portekiz'i, bunlar yarattı markaları, biz yaratamadık maalesef. Dünya çapında markamız yok. Bunlara ilave olarak bunu söylüyorum. Üzerinde uzun uzun durmayacağım. Ama benim böyle bir şemam var. Yani biz bu şemayı oturtmadan böyle sadece ekonomiyi düzenleyerek bu işin içinden çıkmamız ne yazık ki mümkün değil. Yani bugün biz 20 yıl öncesine göre daha zor durumdayız. O zaman iyi kötü ufak tefek sosyal siyasal düzeltmeler yaparak esas ağırlığı ekonomiye vererek çıkabilirdik. Ama bugün buralara ağırlık vermek zorundayız maalesef. Bunları da meraklısı için söyleyeyim. Yapısal reform dedi, reklam yapayım izin verirseniz. Yapısal reformlar ve Türkiye kitabım yeni çıktı. Orada uzun uzun anlattım bunları, bu görüşlerimi. Şimdi efendim bir en son yayınlanan IMF bir saati de bulduk ama uzattım biraz, kusura bakmayın. En son yayınlanan IMF verilerinden giderek Türkiye için bir tahmin seti var. Onu da paylaşayım izin verirseniz. 692 milyar dolar tahmin ediliyor. Çok ciddi bir düşüş daha olacak eğer böyle gerçekleşirse. Gayri safi yurt kâsıla. Kişi başına gelirimiz de 8.080 dolara 9.200'lerden buraya gerileyecek görünüyor. IMF'in büyüme tahmini 3.3'tü 2.7'ye geriletti 2022 için. İşsizlik tahmini %11.3. Ben burada bir tutarsızlık olduğunu görüyorum. Yani gerçi 10.7 şu anda ama yani İşsizliğin daha yüksek olması lazım. 2.7'ye düşeceksek biz eğer 11'lik büyümeden, işsizliğin buradan daha büyük bir yere gitmesi lazım. Neyse. Yıl sonu enflasyonunu IMF 52.4 olarak tahmin ediyor. Çok yüksek bir enflasyon. Dolar kuru ortalamasında 16. IMF'in böyle bir tahmini yok tabii ama işte biz şeyi Türk lirasıyla hesaplanan gayri safi yurt çapındaki dolarla hesaplanan bölerek buradan buluyoruz. Bu uğrunda faizleri düşürdüğümüz, her şeyi yaptığımız cari açığında öyle küçülmeyeceği, tam tersine %5.7 gayri safi yurt çapında %5.7'si gibi yüksek bir yere çıkacağını tahmin ediyor yani.
Evet, çok böyle uzun uzun anlattım. Moralinizi de bozdum diye tahmin ediyorum. Maalesef sıkıntılı bir şey. Birkaç şey daha söyleyip bitireyim izin verirseniz. Zeus, Prometheus'un tanrılar katından ateşi çalıp insanlığa götürmesine çok sinirleniyor. Biliyorsunuz Prometheus'u bir kayaya bağlatıyor. Her gün bir kartal geliyor, onun ciğerini yiyor. O gece ciğer yenileniyor, sabah kartal gene geliyor, gene iş başına. Bu sonsuza kadar böyle sürecek şekilde. Buradan hırsını alamıyor, Epimetheus'u da cezalandırmak istiyor. Ve Pandora'yı ona gelin olarak yolluyor. Yanına da bir kutu veriyor. Bu kutu açıldığında içinden bütün kötülükler çıkacak ve ateşten yararlanan insanoğlu da bütün bu kötülüklere muhatap olacak. Zeus'un düşüncesine göre. Kutu dediğim bir küp veriyor, kapağı var. Pandora giderken diyorlar ki diğer tanrılar dünyaya giderken Epimetheus'un yanına. Diyorlar ki aman sen ol, ne yap et bu küpün kapağını açma. Pandora bir süre bunu dinliyor, bu tavsiyeyi. Fakat içinde de inanılmaz bir şey var. Sonunda dayanamıyor, açıyor. Açınca burada görüldüğü gibi bütün kötülükler dışarı çıkıyor. Zor güç kapatıyor kapağı, içeride bir tek şey kalıyor, umut. Yani umut her zaman var. Yani bütün işler buraya kadar gelse de, bu kadar kötüleşmiş olsak da umut her zaman var ve unutmamak lazım ki Türkiye ilginç bir ülke. Çok hızlı krize girmemeyi beceremiyor. Hızlı giriyor fakat krizlerden hızlı çıkmayı bir şekilde beceriyor. Ben izin verirseniz burada bitirmiş olayım ve eğer sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışayım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Kerem, ben bir iki dakika mola verelim. İzin. Ondan sonra mikrofonu, sözü sen al. İstediğin kadar konuş. Evet. Mahvi Bey, siz dahil 120 saniyelik bir ara veriyoruz. Dönünce de sizi bekleyeceğiz. Oturumun ikinci kısmına başlayacağız. Bu arada isteyen ek burada kalır, sorularını yazar filan. Tamam.
Kerim, çok soru var galiba, değil mi? Nasıl Cem Bey? Çok soru var mı, yazılı soru? 13 tane görmüştüm. Bir güzel. Kısım yorum, bazıları soru. Sonra da el kaldırmalılara başlayacağız, değil mi? Aynen öyle. Tamam. Başlayayım mı Cem Bey? Tabii, lütfen, rica ederim. Tamamen tamam. Sende. Mahbi Bey hep böyle yürüyor. Demokratik yürüyor sansın Mahbi Bey. Bu seferdeki şey yapalım. Böyle beni zor durumda bırakmayın. Evet Mahbi Bey, çok teşekkürler. Güzel sunum için. Kapsamlı sunum için. Mitolojiyle ekonomiyi bağdaştırmak da gerçekten çok hoş oluyor. Çok şey de aslında öğretici oluyor diye düşünüyorum. En sonunda öyle bitmesi çok hoş oldu. Ben 13 tane soru veya yorum saymıştım. Şöyle yapalım. Ben soruları hızlı hızlı sorayım. Sizden de yanıtları hızlı bir şekilde alayım. Ondan sonrasında da canlı sözlü sorulara da bir yarım saat kadar şey yapalım. Zaman ayıralım. Ondan sonrasında da hani 10-15 gibi de bitirmeyi planlayalım diye düşünüyorum. Memnuniyet. Uygunsa. Evet, Celal Bey'den geliyor ilk soru Mahfi Bey. Para basmaya neden gerek duyuldu, duyuluyor dünyadaki? Evet, bu genellikle şeyden kaynaklandı. Yani dünyada bir resesyon yaşandığı için 2008'de girilen küresel kriz nedeniyle bu işi canlandırmak için yapılabilecek şeylerden birisi olarak para basma gündeme geldi. Ve merkez bankaları para arzını genişleterek bunu da böyle şey yapmamak, yani bir karşılığı olmuş gibi gösterebilmek için bankaların özellikle elindeki tahvilleri 10 yıllık, 5 yıllık vesaire tahvilleri erken itfaiye tabi tutarak satın aldılar. Ve bir nevi böylece hazinenin sattığı tahvilleri merkez bankaları satın alarak para basıp karşılığında bunları ekonomiye verdiler ki ekonomi canlansın diye. Gerçekten de ekonomi canlandı. Ama bunun tehlikesi tabii enflasyonun doğmasıydı. Eninde sonunda o da geldi karşımıza. Teşekkürler. Refik Bey, bu yüksek büyümenin esas sebebi pandemi döneminin baz etkisi değil mi diye sormuş. Evet, doğru. Baz etkisinin çok ciddi burada şeyi var, katkısı var. Bir yandan da tabii Türkiye'de bu şeyin harcamaların bollaşması, faizin düşük tutulması, kredilerin çok özendirilmesi ve bunlar da tabii büyümeyi çok etkiledi. Ama bu yıl onu görmeyeceğiz. Mustafa Tokdede Bey, hocam Çin'de 1990-2017 ortalama büyümesi %10 olarak geçiyor. Bu bilgi yanlış olabilir mi? Doğru. Evet, yani Çin gerçekten çok hızlı büyüdü. Şimdi hatırlamıyorum tam ortalama neydi ama gerçekten öyle, yani %12'lere 13'lere varan büyümeler yakaladığı için ortalaması da muhtemelen 10 veya 9 o civarlardadır. Doğrudur. Yani. Hızlı büyüdü. Evet, ben de öyle biliyorum. Tabii o büyümede Kerim Bey biliyorsunuz, siz de çok iyi biliyorsunuz. O büyümede tabii Çin'in çok bizdeki gibi kredileri çok bol tutması bankaların çok etkiledi. Çin şu anda dış borcu olmamakla birlikte içeride borçluluğun en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Bu da etkiledi. Teşekkürler. Tolga Bey ilginç bir soru sormuş. Ben de cevabı merak ediyorum. Türkiye'de işsiz kalmanın değeri artacağı için işsizliğin artacağını düşünüyor musunuz? Yani belediye otobüsü fiyatı 30 lira olursa insanlar çalışmaktan vazgeçmez mi? Bu da düşük faizin getirdiği bütün avantajları süpürmeyecek mi? Yani faizi arttırma ve zorla büyümenin yarattığı tansiyonu düşürmezsek ekonomi batmayacak mı? İnsanlar fakirleşmeye daha makul koşullar altında alışmamalı mı? Ama işsiz kalmanın değeri sorusu bana da ilginç geldi. Ben de bunu hissediyorum. Ne düşünürsünüz? Evet, yani çok doğru, çok güzel de bir tespit. Doğru da bir tespit. Fakat Türk insanı da ilginç, yani tepki de vermiyor. Çok ilginç, yani etrafımızda gördüğümüz kadarıyla tepkiyi biraz içinde tutuyor.
Ve işsizlik ayrı bir şey ama. Bunu yaşadık biliyorsunuz. Yani 2001, Türkiye şu anda büyük bir işsizlik yaşamıyor. Yani mesela 2001'de yaşadığımız o binlerce insanın işten çıkarıldığı dönemi henüz yaşamadı Türkiye. Umarım da yaşamaz. Öyle olduğu zaman ne olacak hep beraber göreceğiz ama o daha büyük bir sıkıntı. Onu hiç yaşamadık şu anda. Yani işsizlik oranı yükseldi falan ama o öyle toplu işten çıkarmalar, onu henüz görmedik. Teşekkürler. Türkay Bey, şu soruyu soruyorum. Sizce dünya debt to GDP'si düşünüldüğünde işte Plaza Accord, Louvre Accord veya Washington uzlaşısı ile başlayan fiyat para sisteminin sonuna geldik mi? Bence yavaş yavaş. Evet. Bence yavaş yavaş geldik. Yani neoliberal yaklaşım dediğimiz çerçeveyi çizen işte özellikle Washington uzlaşısı çok doğru tespitleri var içinde. İşte 10-12 tane galiba değil mi? Bunların içinde doğru olanlar var. Ama çok yanlış olanlar da var. Yani biz dünya çünkü insanlar kurallar gevşetildiği zaman o gevşemeyi kötüye kullanmaya çok hazırlar. Dünya bunu kullandı. Yani mesela türev ürünler öyle bir noktaya geldi ki yani hani suyunun suyu gibi oldu. Sonunda geri dönüp baktığınızda ortada bir şey olmadığı çıktı. Bunları çok gevşettiler. Bu ben hep söylüyorum yani bu sistem böyle bir tahtaravalli gibi düşünüyorum hep. Yani tahtaravallinin bir tarafında ahlaki, etik değerler var. Bir tarafında denetim var. Yani burada ya da bir tarafında yaratıcılık var, bir tarafında denetim var. Denetimi çok sıktığınız zaman yaratıcılığı öldürüyorsunuz. Denetimi bıraktığınız zaman yaratıcılık ahlak dışılığa varıyor. Ya bunun dengesini sağlamak da zor. İşte neoliberal yaklaşım denetimi hemen hemen tamamen kaldırarak işte deregülasyon vesaire kuralların hafifletilmesi vesaireyle maalesef işin ahlaksızlık boyutuna varmasına yol açtı ve bana sorarsanız 2008 küresel krizinin doğuşu da biraz ondan oldu. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı var. Ben bunun aşağı yukarı sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Yani artık denetim bu işin içinde olacak. Umarım terse bir hani şey etkisi yapmaz. Salıngaç etkisi yaparak terse gitmez. Yani bu sefer denetim çok sıkılıp yaratıcılık ölürse o zaman büyüme de gidebilir. Bakalım nerede dengelenecek ben de merak ediyorum. Teşekkürler. Tolga Akan Bey'den bir soru daha. Gini indeksinin artması, yani gelir adaletsizliğinin artması, geçici sığınmacı meselesinin büyümesini ateşleyen bir faktör olmayacak mı? Bir daha alabilir miyim? Sesiniz bazen böyle kesik kesik geliyor da onun için duyamadım. Gelir adaletsizliğinin artması, geçici sığınmacı meselesinin büyümesini ateşleyen bir faktör olmayacak mı? Yani ucuza çalışan insanların artıyor olması. Evet. Bir mobilizasyon. Evet, kesinlikle gelir adaletsizliği sadece onu değil birçok şeyi etkileyecek. Bu arada Kerim Bey'in sesi kesildi galiba. Evet. Kerim öyle bir mi? Şey söyleyeceğim. Evet. Mahfi Bey benden oluyor diye düşündüm. Ama senin eğer Mahfi Bey de senden kaynaklandığını söylüyorsa senin sesin dalgalanıp bazen azalıyor. Evet. Bunu duydum ama ben. Tamam, duydum. Güzel. Tamam. Eğer şundan da duymuyorsanız Cem Bey de sorularla devam edebilir. Ben tekrar. Ay o da olur veya sen videonu da kapatabilirsin. Videonu da kapatabilirsin. Devam ediyoruz. Tamam. Ya gelir dağılımı adaletsizliği sadece o açıdan değil, birçok açıdan sıkıntılı. Türkiye'de de işte 0.40 civarında bir Gini katsayısı var. Gini katsayısı biliyorsunuz 0 ile 1 arasında değişiyor. Sıfıra ne kadar yakınsa gelir dağılımı o kadar iyi. Bire ne kadar yakınsa o kadar kötü demek bu. Türkiye kötüler arasında. Çok kötüler arasında değil ama kötüler arasında. Bu açıdan karşılaştırdığımızda. Bir yandan da tabii bu sığınmacıların çok ucuz ücretlerle çalışıyor olması var. Bu da bunu iyice körüklüyor. Ötekilerin ücret artış taleplerinin de düşmesine yol açıyor. İlginç bir nokta. Bir başka nokta daha var. Bu da bizim bütün sistemimizi alt üst eden bir olay. Biz bu adamların yani 5 milyon veya 6 milyon bilmiyorum onu da bilmiyoruz ya neyse 6 milyon göçmenin Türkiye ekonomisine yaptığı katkıları sayıyoruz. Bunları gayri safi yurt çağrısına ilave ediyoruz. Mesela adam bakkal dükkanı açıyor, bir iş yeri açıyor,
bir şey yapıyor, bir hizmet sunuyor veya bir mal üretiyor. Bunları sayıyoruz. Gayri safi yurt cihazlamamıza katıyoruz. Fakat gayri safi yurt cihazlamamızı nüfusa bölüp de kişi başına gelir hesaplarken bu adamlardan vatandaş olmayanları hesaba katmıyoruz. Dolayısıyla kişi başına gelirimiz olduğundan yüksek görünüyor. Ya iki tarafa da katmamamız lazım, ya ikisine de katmamız lazım. Bir de böyle bir sıkıntımız var ayrıca. Evet, çok doğru. Bu çok da tartışılmıyor ama gerçekten belki %5 evet. Civarında fark ettirecek bir rakam. Aynen, %5 civarında. Tolga Tarkan Bey'in bir soru yorumu var. Yani tasarrufun az olduğunu, israfın fazla olduğunu, tasarrufu öğütlemenin gerekli olduğundan bahsetmiş. Çok soru içermediği için bunu geçiyorum. Zeki Bey bir yorum yapmış. Verilen milli gelir rakamları nominal rakamlar, zaten siz bahsetmiştiniz. Son dönemlerde satın alma gücü paritesiyle yapılan hesaplar daha önem kazandı. Çünkü daha çok ürün ve hizmet üzerinden yanılma payıyla hesaplanır oldu. Satın alma gücü paritesiyle yapılan hesaplamalar daha gerçekçi sonuçlar olduğunu söylüyor ve daha çok sık yer aldığını. 2021 cari kur ortalaması Türkiye'de 8.9 iken satın alma gücü paritesiyle aslında 2.6'ya denk geldiğini, ülkede alım gücünün böyle baktığınızda yüksek olduğunu, 1 doların alım gücünün aslında 2.6 lirayla yakalanabildiğini 2021 için bahsetmiş. Dünyada 11 veya 12. sıraya gelebiliriz satın alma gücü paritesiyle bahsetmiş. Daha yoğun bir şekilde bu daha popüler bir hesaplama birimi olacak demiş. Soru içermiyor ama bu konuda ben izin verirsen bir iki cümle edeyim. Satın alma gücü paritesi ile yapılan hesaplar çok çekici gibi görünüyor. Fakat bizim gibi dual kur, dual para kullanan ülkelerde, çift para kullanan ülkelerde, yani hem Türk lirası hem döviz ya da dolar kullanan ülkelerde son derece yanıltıcı sonuçlar veriyor. Ve biz Türk lirası değer kaybettikçe bizim satın alma gücü paritesine göre gelirimiz artmış gibi çıkıyor. Ben bunu oturdum, üzerinde çalıştım, hatta böyle de bir yazı yazdım. Onun için ben bunu hiç kullanmıyorum. Son derece yanıltıcı bir şey. Bizim gibi. Mesela Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da bu değişmiyor. Çünkü onlarda çift para sistemi yok. Bizde çift para sistemi olduğu için bu ilginç bir sonuç veriyor. Türk lirası değer kaybettikçe sanki bizim kişi satın alma gücü paritesiyle gelirimiz artıyormuş gibi bir sonuç çıkıyor karşımıza. Onun için ben kullanmıyorum. Teşekkür ederim. Güzide Hanım, hocam bankalar şimdilerde sendikasyon kredilerini yenileyebiliyor mu? Nasıl bir faiz oranı ile demiş. Son olarak yani yeni bir şey yok benim hatırladığım. Belki Kerim Bey benden daha iyi biliyordur yani. Sen daha iyi biliyorsun. Libor artıklar civarında bir yenileme evet. Oluyor. Ama hani şunu da söylemek isterim ben. Bankaların sendikasyon kredilerinin önemi 1990'larda 2000'lerdeki kadar çok değil. Bu 20 milyar dolar civarında bir finansman. Bankaların dış borçlarında 110-120 milyar dolar olduğunu düşünürseniz bunun dışında da diğer enstrümanlar var. Ben daha çok bankaların ihraç ettiği Eurobondların geri ödenmediği veya ödenirse yeni faizlerin ne olduğuna çok daha fazla yani eski bankacılar dikkat ediyor. Bir de galiba şey de var değil mi? Evet. Yani şeyi de söylemek lazım. Yani bu özellikle sendikasyonlarda bu bankalar bizimkilerle çalışıyor. Yani karşılıklı iş veriyorlar birbirlerine. Dolayısıyla hani böyle hemen de ben bunu kestim de demiyor. Yapıyorlar iyi kötü işte. Evet. Mehmet Haluk Öztaraç Bey, 15 Temmuz olayının bu makro... Kerim, videonu kapatır mısın yine? Bir yer var mı? Varsa neresi diye sordum. Şimdi duyabiliyor musunuz? Gayet iyi. Bir daha tekrarla istersen değil mi? Mehmet Haluk Öztaraç Bey kısa bir soru sormuş. 15 Temmuz olayının bu makro bakışta etkili olduğu yer neresi olabilir diye sorar Türkiye. Yani her yere etkili oldu muhtemelen. Çünkü Türkiye'de risklerin yükselmesiyle sonuçlandı. Sonuç itibariyle bir darbe olayı var ve dış dünya açısından son derece etkileyici bir meseleydi bu. Ve ister istemez bizim borçlanma limitlerimizi, işte maliyetlerimizi, Türkiye'ye bakış açısını, yatırım yapacak olanları vesaireyi son derece fazla etkiledi.
O nedenle böyle bir etkisi oldu. Ama bunu atlatılmış olması yavaş yavaş o etkinin de kaybolmasıyla sonuçlandı. Yani dolayısıyla olumsuz giden bir iş sonradan normale döndü diyelim. Şu anda öyle bir etki yok ama ilk başlangıçta o yılı etkiledi. Teşekkürler. Mustafa Toktepe Bey'in sorusu biraz provokatif bir soru. Kapitalizmin yaşam kurallarını bilen sistemin içinde bir çıkış yoksa sosyalizmini düşünür müsünüz? Çok kesik geldi, ben tam anlıyorum. Kapitalizmin evet, kapitalizmin yaşam kurallarını bilen biri olarak günümüz 2022 dünyasında halen kapitalist sistemin içinde bir çıkış yok ise sosyalizm alternatifi düşünülebilir mi? Evet, bu da çok ilginç bir soru tabii. Şimdi bu kapitalizm sanki böyle 100 yıldır böyle hep sonuna gelmiş gibi oluyor ve ilginç bir çıkış yaşıyor. Çıkış yaratabiliyor. Zaman zaman hatta sosyalizmin çerçevesini de içinde benimsiyor. Onu da kullanarak buralardan çıkıyor. Defalarca yaptı bunu. Yani herhalde icat edilmiş en esnek sistemlerden birisi. Sosyalizm buna alternatif olur mu? Pek öyle, yani eğer sadece ekonomik açıdan bakarsak çok öyle görünmüyor. Yani uygulamış ülkeler var bunu. Ya, piyasada fiyatların belli olmasını böyle bir otoriteye verdiğiniz anda o öyle işlemiyor. Mesela Rusya'da falan işlemedi. Çok ciddi bir planlama şeyleri olduğu halde işlemedi. Dolayısıyla ben işin piyasaya alternatif oluşturma açısından çok eşleyeceğini zannetmiyorum. Ya bunun en doğrusu gene biraz böyle özel sektör ağırlıklı ama devletin ciddi şekilde, ama yani bozulmuş bir devlet değil, elini de bu işin içinde tuttuğu bir karma ekonomik sistem olduğunu düşünüyorum. Çıkış yolu. Teşekkürler. İrfan Bey. Bizdeki evet. Kerim bir şey daha ekleyeyim, evet. Verirsen. Bizde evet. Kafalar çok karışıyor tabii. Bizdeki sistem aslında kapitalist sistem değil. Ben buna yani konulmuş bir isim de var. Ahbap Çavuş kapitalizmi, crony kapitalizm deniyor bu sisteme. Ben hatta bizdeki demokrasiye de Ahbap Çavuş demokrasisi diyorum. Yani biz bunları alıp böyle kendimize göre bozarak uyguluyoruz. Hiçbir zaman doğru uygulamıyoruz. Piyasa sistemi diyoruz. İşte mesela Merkez Bankası. Merkez Bankası bu işi yürütecek. Merkez Bankası'na karışıyoruz, duramıyoruz. Yani. Sonra döviz yükseliyor. Faizi yükseltmeniz lazım bu işleri kontrol etmeniz. Onu da yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Merkez Bankası'na döviz sattırıyoruz. Bankalar diyor. Yani sistemin işlemesine biz izin vermiyoruz. Dolayısıyla hani buradan baktığımız zaman tamam sistem böyle. Ama Batı'da mesela bunlar daha iyi işleyebiliyor. Bizde işlemiyor maalesef. Evet hocam, teşekkürler. Kısa bir soru. Kerim araya girebilir miyim Kerim? Tabii, buyurun, buyurun Cem Bey. Kerim, senden de buyurun. Soru bekliyoruz. Yani hep başkasının sorunu aktarma. Değil mi? Mahfi Bey, bir kelimle bir sıkıştırırsın sizi. Evet, Rüştü Bey el kaldırıyor diye görüyorum. Evet, evet. Rüştü'den de zaten bekliyoruz. Bitirip de mi Rüştü Bey? Yani Kerim'de daha soru var galiba. Onları bitirip de mi yapalım? Nasıl, ben bilmiyorum. Yani ben yazılı soruları bitirip öyle yapalım. Tamam. Karar Kerim'in. Rüştüm, müsaade edersiniz. Böylece Rüştü Bey'in soru sorup kaçmasını da engellemiş olduk. Evet, aynen öyle. İrfan Bey der ki, gelir dağılımı ile enflasyon ilişkisi nedir? Yani adil gelir dağılımı ile enflasyon ilişkisi nedir? Kısa ama çok aslında detaylı. Çok böyle çok büyük bir ilişkisi olduğunu zannetmiyorum. Yani çünkü gelir dağılımının bozuk olduğu ülkelerde enflasyon da düşük olabiliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri gelir dağılımı bozuk olduğu ülkelerden biri. Enflasyonu da hadi şimdi yükseldi ama normalde düşüktü büyük ölçüde. Birçok ülkede bu doğru. Çok böyle birebir bir ilişkisi yok. Onu söyleyeyim. Başka şeylerle daha fazla evet. İlişkili. Tolga Tarkan Bey, yapısal reformlarda en erken uygulanmasını önerdiğiniz hangisidir diye sorar. Hiç tartışmasız hukukun üstünlüğü. Hiç tartışmasız. Yani bunu yapamazsa ötekiler zaten anlamını kaybediyor. Türkiye hukukun üstünlüğünü mutlak surette hayata geçirmek zorunda. Bu sadece yabancılara verilmiş bir mesaj olmayacak. Kendimize vereceğimiz bir mesaj olacak. Yani kendi yatırımcımıza, kendi iş adamımıza, kendi çalışanımıza, bunu hayata geçiremezsek hiçbir şey olmaz. Ben çok karikatürize ederek hukukun üstünlüğünü, bir ülkede hukukun üstün olup olmadığını
ölçmenin yolu olarak karikatürize ederek emniyet şeridine bakıyorum hep gittiğim ülkelerde. Eğer emniyet şeridinde ambulans, trafik polisi ve itfaiyeden başka birisi gidiyorsa orada hukukun üstünü işlemiyor. Çok güzel. Evet, Şerif Bey der ki bahsettiğiniz rasyonel değişikliklerin kısa zamanda oluşmaması halinde nelerle karşılaşacağımızı öngörüyorsunuz. Hani duyunu umumiye mi diye de sormuş. Gelebileceğimiz en kötü nokta neresi olur sorusu. Yani zaten şu anda çok parlak bir noktada değiliz. Bu giderek bozularak maalesef gidecek. Umarım diyordum buraya kadar varmayız ama yani gittikçe Türkiye şeyini yani şeyi kaybediyoruz. Ufkumuzu kaybediyoruz. Bakın şimdi hani işin ekonomi diyonumiye falan diyoruz ama doktorlar yurt dışına gitmeye niyetleniyor. Her genç sizlerle karşılaşıyorsunuz. Bana bütün gençler Amerika'ya nasıl gideriz? Avrupa'da nasıl okuruz? Herkes bunu sormaya başlıyor. Şimdi bunu kaybettiğiniz zaman geleceğiniz de gidiyor zaten elden. Onun için yani buradan dönmemiz lazım. Aksi takdirde kötü şey deyince illa böyle vergi mi artar, faiz mi yükselirden ziyade bence sosyal yaşama biraz bakmak lazım diye düşünüyorum. Teşekkürler. Güzide Hanım, kur korumalı mevduatların enflasyonu arttıracağını düşünüyor musunuz diye sormuş. Yani kur korumalı mevduatın enflasyonu arttıracağını, arttırıp arttırmayacağını şu anda bilmiyorum. Ama çok ciddi, muhtemelen de arttıracak. Önce azaltıyormuş gibi görünmekle birlikte. Ama çok ciddi şekilde hazineye anlamsız, gereksiz bir yük getirecek. Bakın şimdi bir banka düşünelim. Banka müşterisine normal olarak faiz mevduat müşterisine. Siz mevduat yatırıyorsunuz 100 lira. O da diyor ki ben de buna 17 lira veya işte %17 veya %20 faiz veriyorum. Şimdi araya hazine giriyor. Diyor ki kur yükselirse bir 20 lira da ben veririm. Hazinenin burada hiçbir işi yok. Bu iş bankanın işi. Banka mevduat toplayacak, kredi verecek, kar edecek, o karla bunları ödeyecek. Hazine niye bankaları sübvanse ediyor ki burada? Yani inanılmaz yanlış bir karardı bu. Ayrıca özellikle mesela Türk lirasından buraya geçme olayında biz Türk lirasını endekslemiş olduk dövize. Dövize endeksledik yani. O adımda son derece yanlıştı. Ben sadece hani enflasyon yaratıp yaratmayacağından değil, son derece gereksiz, son derece anlamsız bir yük yarattığını düşünüyorum. Bakın bir faizi doğru, şimdi faiz tek başına biliyorsunuz bir kurtarıcı değildir yani. Ama faizi yanlış tespit ederseniz ekonomiyi alt üst eder, başınıza bela olur. Bugün oldu. Bakın ne yapıyoruz? Şimdi faizi yanlış tespit ettiğimizde kur korumalı mevduat diye bir şey çıkarıyoruz, hazineye yük geliyor. Merkez Bankası kura müdahale etmek zorunda kalıyor, döviz satışına gidiyor. Her tarafı bozuyoruz. Ne yaptık? Biz sözde faizi tuttuk. Onun için işin maalesef yanlışlıkları buralar. Enflasyondan daha önce başka yanlışlar. Teşekkür ederim. Yöntem olarak şunu yapayım. Bu 120 saniyelik molaya kadar olan iki sorumuz kaldı. Onları da cevaplarınızı rica edeceğim. Sonra sözlü sorular alarak dengeli bir şekilde gitmeye çalışacağım. Kerim, bir şey söyleyebilir miyim yine? O zaman sorusu olanlar tamam, mürüştü tamam ama arkadan sorusu olanlar, sözlü soru sormak isteyenler el kaldırsın lütfen. Evet, el kaldırsınlar. Evet. Son iki soru yazılı sorulardan alıyorum. Daha sonra dengeli bir şekilde gideceğim. İrfan Bey sormuş, Ukrayna Savaşı kapitalizmin tasarladığı düzeltici savaş mıdır? Ya bilmiyorum. Tabii buna cevap verebilmem çok zor. Yani şöyledir diyebilirim. Ben böyle biraz kanıtlı konuşmayı seviyorum. Yani bilmediğim bir konuyu, araştırmadığım, bilmediğim bir konuda bir şey diyemeyeceğim. Olabilir de olmayabilir de. Tam olarak tam net değilim burada. Teşekkürler. Dış finansmana, Erkan Bey sormuş. Dış finansmana çaresiz mecbur olduğumuz anlayışı yönetimde ve ekonomistler arasında niçin bu kadar yaygındır? Şu nedenle yaygın, bizim tasarruflarımız yeterli değil maalesef, iş tasarruflarımız. Türkiye işte %25 civarında, gayri safi yurt içi hasılasının %25 civarında tasarruf yapabilen, fakat buna karşılık %30 civarında da yatırım yapması gereken bir ülke. Aksi takdirde o büyümeyi yakalayamıyor. Yani Türkiye'nin hani potansiyel büyümesi ya da ideal büyümesi diyelim ki %5 ise, bunu yakalayabilmeniz için
Gay safi yurt cihazlarınızın %30'u civarında bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ama tasarruflarınız %25. Bu bir türlü artmıyor. Artmadığı için de aradaki farkı dışarıdan borçlanıyorsunuz. Zaten bu aradaki farkı da biz cari açık diyoruz. Bunu dış finansmanla kapatmak zorundasınız. Şimdi dış finansman almayayım derseniz o zaman yatırımlarınızı da %25'e çekmeniz lazım. O zaman büyümeniz %5'lerden %1'lere, 2'lere düşüyor. Bu da Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle aradaki farkı kapatma yönündeki çabasına yetmiyor. O nedenle böyle diyoruz. Teşekkürler. Yazılı birkaç soru kaldı ama ben şimdi sözlü sorulara geçeceğim. Daha sonra onlara geçeceğim. Guvernör kontenjanından Rüştü Bey'e bu ilk sözü vermek istiyorum. Güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mahfi benim çok eski dostum. Bu memleketin başına bela olan bir sürü kararları da esasında biz aldık beraber. Biz yazdık. Şimdi Türkiye'nin başına bela olan iki tane çok önemli kanun vardır. Her ikisi de 1930 yılında çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası Kanunu'dur. Bir tanesi de Türk parasının kıymetini koruma kanunudur. Türk parasının kıymetini, bunların her ikisini de çıkaran maliye vekili de dedemdir, Şükrü Saracoğlu. Bu ...32 sayılı karar alınmadan önce 32 sayılı kararla ilgili çalışmayı ve bugünkü kambiyo rejiminin temelindeki yatan Bakanlar Kurulu kararıydı. Esasında onun temelini biz 3 kişi yazdık. Bir tanesi ben, bir tanesi Mahfi Bey, bir tanesi de o zamanki Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu. Bunu nereden yazdığımızda, nerede yazdığımızda Mahfi Bey çok iyi hatırlayacaktır. Bunu yazdık. Ben bu 1989 yılında oluyor. Ben kararı hazırladım. Turgut Bey'e gittik. Ben o zaman Merkez Bankası Başkanıyım. Turgut Bey'e dedim ki efendim dedim. Biz bu kararı hazırladık istediğiniz gibi. Fakat dedim bu karar esasında yanlış bir karar. Burada sizin yapmanız gereken dedim. 1567 sayılı kanunu Türk parasının kıymetini koruma kanunu iptal etmeniz gerekir dedim. 1930 yılında çıkmış bir kanun. 22 kere uzatılmış. Her seferinde 2 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 22 sefer uzatılmış bir kanundur bu. Ve kanunu okuyacak olursanız bu kanun metninde hiçbir şey yoktur. Sadece yetki verir, o kadar. Turgut Bey, Allah rahmet eylesin, şöyle bir düşündü. Ya kalsın dedi. Bakarsın ileride birisine lazım olur dedi. Ondan sonra biz gene Turgut Bey'e karşı bu şeyle mücadele ederken bir gün dedi ki, bakın dedi, bana dedi. Ben bizzat sen dedi Merkez Bankası Başkanısın dedi. Ben senin işine karışmıyorum dedi. Ben dedi başbakanım. Sen kendi görevini bileceksin. Ben kendi görevimi bileceğim. Bu dedi alacağımız karar dedi siyasi bir karardır. Siyasi kararı da ben alırım dedi. Sizin dedi bürokratlar olarak dedi göreviniz de dedi bu siyasi kararı yürürlüğe sokmaktır dedi. Diyecek hiçbir şey kalmadı. Şimdi benim tahminim 1930'da 30 yılında alınmış olan ve 1930 yılının büyük buhran sırasında ve o günün şartlarında alınmış olan bir yetki kanununun
1989'da yeri yoktur. Olmamalıydı, kaldırılmalıydı. Bakın bugün hala aynı kanun, aynı kanuna dayanarak artık Bakanlar Kurulu'da yok. Sayın Cumhurbaşkanı istediği kararı alıyor. Yetki kanunu tamamen, yani kanunu okuyun, iki paragraf veya üç paragraf bir kanundur, o kadar. Her şeyi de başbakanlığa bırakır. Bugün de o yetkiler Cumhurbaşkanı'na geçti. Yani Mahfi'nin söylediği bir sürü şeyin temelinde yatan, Türkiye'deki bu çıkarılan akıl almayacak uygulamaların temelinde 1930 yılında çıkmış olan bu yetki yatıyor. Dolayısıyla esas olarak, yani ben konunun sadece Merkez Bankası ile ilgili kısmına odaklanıyorum, beni bağışlayın. Ama esas itibariyle bütün bu finansal yetkilerin kaynağı 1567 sayılı Türk Parası'nı Kıymetli Koruma Kanunu'ndan geliyor. Ve bu kanun yürürlükte durduğu sürece de bu yetki kullanılacak. Bazen iyiye kullanılacak, bazen de çok kötüye kullanılabilecek. Ama bizim mutlaka esasında odaklanmamız gereken husus, 1930'un şartlarının artık bugün geçerli olmadı. Ve bugün artık başka bir finansal ortamda, başka bir ekonomik uygulamanın hayata geçirilmesi şart. Yanlışım varsa Mahfi beni düzeltsin. Ama bütün bunları beraber yaptık. Estağfurullah. Rica ederim. Ne demek? Bir şey eklemek istiyorum izin verirseniz. Ben katılıyorum. Doğru. Bu tür yetkiler artık günümüz dünyasında yok. 1929'un büyük bunalımının yarattığı ortamda çaresizlikten günlük karar alınması gerektiği için yetkiler o zamanın Maliye Bakanlığı'na bırakılmış. Ve Maliye Bakanlığı'nda bununla ilgili yetkiler kullanılmış gelmiş. Kaldırılabilirdi, doğru, kaldırılmalıydı da. Ama burada önemli olan niyettir. Yani şimdi mesela diyelim ki 1567 sayılı kanun ya da kanun yok ve onun ekleri de yok. Kaldırdık bunu. Cumhurbaşkanı'na biz kanun çıkarma yetkisi verdik ya. Bunun 1567 ile alakası yok. Yani öyle yetkiler verilebiliyor ki bu bir anlayış meselesi, bir yaklaşım meselesi. Biz 1567'yi sevgili Rüştü Üstad, 1567'yi kaldırmış olsaydık o zaman, onun yerine bugün 4567 çıkmıştı ve uygulanıyordu. Yani burada ben öyle düşünüyorum. Yani burada önemli olan toplumun tepkisi, anlayışı. Toplum tepkisiz. Yani anayasa var, anayasa dinlenmiyor. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmıyor. Öyle bir yerdeyiz. 1567'ye gelene kadar. Yani mesela bu anlattığınıza çok katılıyorum. 15 yıl evvel bunların hepsi doğruydu. Ama bugün geldiğimiz noktada öyle bir yere geldik ki 1567 gibi 10 tane daha olay çıktı karşımıza. Yani toplum buna tepki göstermiyor. Bir kişiye işte veriyorsunuz. Adam meclisin bütün yetkisini kullanabiliyor. Ve toplumda en ufak bir tepki yok. Onun için katılıyorum, dediğiniz çok doğrudur. Bu iş böyle başladı, böyle gitti, gelişti. Ama sonrasında yani toplum bunu istediği sürece maalesef oluyor bu iş. Çok teşekkür ederim katkı için. Teşekkürler Mahfi Bey. Salim Bey'in el kaldırdığını görüyorum. Salim Bey buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ben iki soru yöneltmek istiyorum. Birinci sorum... Dünyada da otoriter yönetimlerin hızla arttığı bir ortamda serbest piyasa ekonomisinin düzgün çalışması ne tarafa doğru gidecek? Düzgün çalışabilecek mi? İkinci sorum ise bu biraz önceki
şeyle de ilgili, yapısal reformlarla da ilgili. Bunu aslında ben Mahfi Bey'e daha önce sormuştum ama yine bir daha tekrar sormak istiyorum. Yapısal reformların bozulmadan kalabilmesi için toplumun davranışının değiştirilmesi lazım. Toplumun davranışında değişiklik olması lazım. Toplum aslında Mahfi Bey'in dediği gibi bence reaksiyon vermiyor değil. Sadece başka bir mantıkla reaksiyon veriyor. Bizim gibi toplumlarda, sadece bizde değil, bu bütün otoriter rejimler olan toplumlarda bir yerde doğru bence. Bir çok güçlü otoriteyi yukarı çıkartıp toplumun bir kısmı onun eteklerinin altına girip ortaya çıkacak toplumun gelirinden pay almak üzere sistemi kurguluyorlar. Bu en eteğin hemen altında olandan en ucuna olana kadar herkesin davranışını etkiliyor. Ve bu davranış değişmeden de toplum pozitif inovasyonu, yani ileriye dönük gelişmeleri bence yakalayamıyor. Hollanda'nın bir şeyi var. Perdeler hep açıktır Hollanda'da. Ben bunun sebebini gidip öğrendim. Zamanında perde vergisi varmış. Perdeyi kapatıp da içeride gizli bir şey konuşulmasın diye. O kadar yer etmiş ki hala perdeler açık. Çünkü perdeyi kapattığınız zaman gizli bir şeyler yapıyorsunuz toplumdan gibi. Bu konudaki yapısal reformları kalıcı kılmak için neler yok, daha önce toplumun davranışını değiştirmesini gerektiğini düşünüyorsanız neler yapılmasını tavsiye edersiniz? Sorun bu. Çok teşekkür ederim Salim Bey. İlginç iki soru. İkincisi daha da ilginç tabii. Gerçekten de dünyada otoriter rejimlere doğru bir eğilim var. Tuhaf bir şey. Aslında yani olay ilerledikçe, geliştikçe, özellikle bu şey Sovyet sistemi yıkıldıktan sonra işte bu tam tersine bir gelişme olacağı tahmin ediliyordu. Böyle olmadı. İlginç bir yere doğru gitti bu. Ve böyle bir şey çıktı karşımıza. Şu ana kadar piyasaya çok fazla bir müdahale görünmüyor. Yani bu tür işte gelişmiş ülkelerde, özellikle gelişmemiş, gelişmekte olan ülkelerde zaten otoriter rejim olsa da olmasa da piyasaya çeşitli şekillerde müdahale. Ama bu böyle devam edecek anlamına gelmiyor tabii. Yani otoriter rejimler bir süre sonra piyasaya müdahale edebilirler. Bakalım, göreceğiz. Ben de merak ettiğim bir konu bu. Nasıl olacağını göreceğiz. Özellikle gelişmiş ülkelerden birinde böyle bir şey ortaya çıkarsa. İkinci sorunuza gelince, yapısal reformların bir bölümünün yapılabilmesi gerçekten zor. Yani toplumsal davranış değişmesi lazım. Davranışların değişmesi lazım gerçekten de. Onun için mesela eğitim üzerinde ben duruyorum. Yani bu bugünden yarına çok kolay, bazı şeyleri yapabilirsiniz de hemen böyle daha iyi de daha demokratik bir düzen, daha böyle şey, hemen böyle olayı kanun çıkarmayla falan olmuyor bu. Türkiye kanunlar açısından dünyanın belki de en zengin ülkelerinden biri. Her türlü konuda kanunumuz var. Uygulama yok bizde. Sorun burada. Yani en ciddi sorun, biz kanunu çıkarıyoruz, süs gibi duruyor orada. Anayasamızı uygulamıyoruz ki kanunu uygulayalım. Böyle ciddi bir sorunumuz var. Bir mesele daha var. Demin sizin değindiğiniz. Ben buna piyasa aldırmazlığı diyorum ve böyle de bir yazım var. Davranışsal ekonomi ya da davranışsal finansın konusuna gelebilir. İnsanlar bir şekilde sisteme ortak oldular. Eskiden bu kadar ortak değillerdi. Özellikle finans piyasalarının da katkısıyla insanlar bu işe girdiler. Herkesin iyi kötü bir birikimi var. İyi kötü fonlara girdiler. Paralar yattı vesaire. Dolayısıyla sistemin bozulmasını istemiyorlar. Bu iktidara veya herhangi bir ülkede herhangi bir iktidara karşı aslında. Sevmiyor iktidarı. İktidarın otoriter davranışını sevmiyor, laiklik karşıtı davranışını sevmiyor. Hiçbir tarafını sevmiyor. Fakat iktidar düşerse veya değişirse piyasanın bozulacağını ve kazancının kaybolacağını düşünüyor. O yüzden istese de istemese de bu iktidarı desteklemeye yöneliyor. Ben buna piyasa aldırmazlığı adını verdim. Bu çok yaygın bir şey. Türkiye'de de görüyoruz, dünyada da görüyoruz. Bu davranış değişir mi? Buradan emin değilim. Bundan çok emin değilim. Yani
insanlar öyle bir noktadırlar ki bu kazançtan vazgeçemeyecek durumdalar. Bir de mesela Türkiye'de bu çok daha yaygın. Buna da sadaka ekonomisi deniliyor. Birçok insan da alt düzeyden ortak edildi sisteme. İşte yardımlar yapılıyor, paralar veriliyor, kimine kart veriliyor harcama yapması için falan. Böyle sisteme tamamen bağlanıyorlar ve sevmeseler de istemeseler de sistemle ortaklaşıyorlar. Bir başka yönü daha var. Türkiye gibi ülkelerde, bu Türkiye'de çok yaygın. Yasalar öyle yazılıyor ki istediğin kişiye uygulayabiliyorsun, istediğin kişiye uygulamayabiliyorsun. Yani bu kırmızı ışıkta üçümüz geçiyoruz. Siz, ben, Rüştü Saracoğlu. Polis beni yakalıyor, bana ceza kesiyor. Ötekiler ne olacak diyorum, onlar gidiyor. Mesela sürekli böyle. Neden? Beni sevmiyor adam. Mesela. Bu sadece bu konuda değil, her konuda böyleyiz. Öyle olunca insanlar kendilerini özgür hissetmiyorlar ve iyi kötü mesela ses çıkaramıyorlar, konuşamıyorlar. Böyle tuhaf durumlar var. Dolayısıyla hani yapısal reformları, yapısal reformlar, benim çizdiğim yapısal reformlar ilginç bir çerçeve. Bunu uygulayacak hükümet bir daha seçilmemeyebilir. Yani bunu göze alarak yola çıkması lazım. Aksi takdirde kimse böyle oy kaybedeceği işler bunlar çok. Yani hele Türk toplumunu düşünürsek. Onun için çok kolay değil. Ben zaten kitabın sonunda bilmem işte 160 sayfa mı 180 sayfa mı neyse şimdi hatırlamıyorum. 175 sayfa nasıl yapısal reform yapılır diye anlattıktan sonra son 5 sayfada da niçin yapılamaz anlattım. Maalesef böyle bir durumumuz var. Burada keseyim isterseniz. Çok, çok teşekkürler Naf Bey. Yazılı sorulardan son soruyu alacağım. Ondan sonra birkaç tane daha sözlü soru alacağım. 10.30'da artık bitirecek şekilde planlayacağız. Soru Mehmet Artun Bey'den. Bir dakika, 10.30 çok erken. Yapma Kerim, lütfen. Mahmut Bey de çok. Ben Kerim Bey'i destekliyorum. Yok, ben o zaman yok. Ev sahibi olarak ben desteklemiyorum. İkiniz de desteklemiyorum. Tamam. Peki, Mehmet Artun Bey, kur korumalı mevduat daha ne kadar devam eder diye sormuş. Umarım daha fazla devam etmez. Çünkü gerçekten, tabii burada şöyle bir şey lazım. Yani bu bence devam edecek, öyle anlaşılıyor. Umarım etmez dedim ama yani faizdeki hatadan ne zaman vazgeçer iktidar bilmiyorum. Yani sizlerin bir fikri varsa onu almak isterim ama sanki vazgeçecekmiş gibi görünmüyor en azından bir süre. Şimdi burada ciddi bir sorunumuz var. Bundan evvel de iktidar, siyasal iktidar bundan evvel de faizi indirdi, oralarda tutmaya çalıştı, sonra vazgeçti, arttırdı. Fakat bu sefer Cumhurbaşkanı nas dedi. Nas deyince dönmesi daha zorlaştı. O yani köprüyü de attı gibi görünüyor. Onun için de bir sıkıntı var. Dolayısıyla faizi düzeltmediğimiz sürece de bu kur korumalı böyle sanki devam edecek gibi görünüyor. Teşekkürler. Mehmet Bey'den izin isteyeceğim. Ben bir soru soracağım. Biraz da konuşmacımızı farklı bir rotaya sürüklemek için müsaadenizle. Sorum şu Muaf Bey. Yani üç tip aslında kitap yazdınız. Ekonomi kitapları. Hititler üzerine olan tarihi diyebileceğimiz kitaplar. Son ikisini yakalayabildim. Zannediyorum öyle. Bir de romanlar. Bu üç tipten yazarken en çok hangisinden keyif aldınız? Onu sormak istiyorum. Bir önce izin verirsen ben niye kitap yazıyorum? Çok kısa bunu söyleyeyim. Ben gerçekle uğraşmayı çok seviyorum. Yani bir şey gerçek değilse, doğru değilse veya eksikse beni çok rahatsız ediyor. İlginç bir şey. Nereden çıktı bu başıma bilmiyorum. Böyle hani simetri sevdalısı falan öyle birisi de değilim ama böyle takıntılarım yok. Mesela bir iktisat kitabı, Türkiye'de yazılmış iktisat kitaplarına bakıyorum. Rüştü Bey sen de çok iyi biliyorsun, Kerim sen de biliyorsun. Birçoğumuz biliyor bunu. Çoğunlukla böyle ekonomi anlatıldıktan sonra şimdilerde çok daha iyi yazılıyor. Tabii bunu herkes için, herkesin kitabı için söylemiyorum. Birçok kişi de benim dediğim gibi yazıyor. İktisat kitabı yazılıyor mesela Fed'in uygulamaları ya Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İngiltere'nin uygulamaları çoğunlukla anlatılıyor. Ben buna kızıyorum mesela. Bizim hazine ne yapıyor? Nasıl borçlanıyor? Bizim Merkez Bankası nasıl tavır alıyor?
Bunu merak ediyorum, bunu işlemeye çalışıyorum. Ekonomi kitaplarımın çoğu öyle. Yoksa o konularda yazılmış bir sürü kitap var. O nedenle yani Türkiye uygulamasını da işin içine katarak ekonomiyi öyle yazmaya çalışıyorum. Hititlerde de sinirlendiğim bir şey oldu. Onu da onun için yazdım. Yani Hititleri ben 25 yaşından beri Hitit tarihini inceliyorum, araştırıyorum. Makaleler okuyorum, kitaplar okuyorum. Yani kitaplığımda Hitit kitapları ekonomi kitaplarından fazla olabilir. Bundan yaklaşık belki 20 yıl önce bir hatırlayanlarınız vardır. Christian Yak diye bir yazarın Ramses dizisi yayınlandı Türkiye'de. İşte Mısır uygarlığını anlatıyor. Özellikle Ramses'i anlatıyor. Çok da güzel anlatıyor. Yani o bir Mısır'ın turizm tanıtım şeyiydi zannediyorum. Promosyonuydu. Öyle yazdırılmış o kitaplar. Kadeş Savaşı'nı anlatıyor. Kadeş Savaşı'nı Ramses'in nasıl kazandığını anlatıyor. Halbuki ben Hitit tarihini incelediğim bildiğim için Kadeş Savaşı'nı Ramses kazanmıyor. Hititler kazanıyor. Yani uğruna savaşılan toprağın kimde kaldığına bakarsanız Hititlerin kazandığı çok açık. Mesela buna çok sinirlendim. Bir sürü notum vardı, aldım. Oturdum, Anitta'nın lanetini yazdım. Çok da hoş oldu. Okuyanlar da öyle dediler. O sene yılın kitabı seçildi. Çok sattı. İşte birçok kişi Hitit tarihini senden öğrendik dedi falan. O öyle geçti. Polisiye romanlara gelince orada da sinirleniyorum, kızıyorum. Yani sinirlendiğime bakmayın. Çünkü Türkiye'de yazılan polisiyelerin benim gibi yazanlar da var ama çok az sayısı. Büyük çoğunluğu işte böyle seri cinayet. Efendim, Türkiye'de çok fazla görülen olaylar değil bunlar. Yani bizde mesela seri katil var mıdır bilmiyorum. Yani ben hiç duymadım. Belki vardır da çok nadir. Daha ziyade böyle kuzey ülkelerinde olan ya da işte batıda görülen tipte cinayetleri, hırsızlıkları vesaireye işliyor bizim kitaplar. Türkiye'ye çok uygun değil. Oysa bizdeki sorun bizde mali suçlar var. İnanılmaz sayıda. Siyasal suçlar var. Siyasetçi işin içinde, bürokrat içinde, müteahhit var, iş adamı içinde. Bu tür olay o kadar yaygın ki bizde. Bununla ilgili yazan var mı? Çok az var. Bir de buna sinirlendiğim için oraya girdim. Halbuki çok da konu var. Onun için işte İnferis ve Sahte Sultan'ı yazdım peş peşe. Onlar da çok tutuldu, sevildi. Bir üçüncüyü şimdi üstünde uğraşıyorum. Öylece bir üçleme yapıp bitireceğim. Bu soruyu sorduğun için de ayrıca sana teşekkür ederim ki. Konu değişmiş çok. Ama tam cevabımı alamadım Nafi Bey. Ne dedin pardon? Yazarken en çok hangisinden keyif alıyorsunuz? Bu polisiyelerden keyif aldım. Evet. Çok keyif teşekkürler. Aldım. Teşekkürler. Yani mesela değişim sürecinde Türkiye'yi yazarken keyif aldım. O yani böyle sosyolojik bir ekonomik incelemeydi. O bana çok keyif verdi. Bazılarını böyle daha rutin kabul ediyorum ama mesela Anitta'nın lanetini yazarken çok keyifli yazdım. Bir de bu polisiyeleri herhalde en keyif aldıklarım onlar. Teşekkür ederim. Çünkü müsaade... orada hani kendi kurgunu yazdığın için mesela makroekonomi kitabı yazarsan sonuçta kurgu yapmıyorsun. Bir ortadaki olayları inceliyorsun. Öbüründe halbuki çok daha özgürsün. Onu yazarken de bir şey daha söyleyeyim. İlginç bir yöntemim var benim. Başkası böyle bir yöntem kullanıyor mu bilmiyorum. Ben önce bu polisiye romanın sonucunu yazıyorum. Yani sonu nereye varacak diye yazıyorum. Oradan geriye gidiyorum. Böyle de bir yöntemim var. Çok teşekkürler. Mehmet İpek Bey'in sorusu var. El kaldırdığını görüyorum. Buyurun Mehmet Bey. Herkese iyi akşamlar. Aslında benim sorum yok. Çok güzel bir sunumdu. Çok güzel sorular, cevaplarını buldu. Ben Cem'in düzenlediği bu Zoom toplantılarının hemen hemen tamamına neredeyse katıldım. Şu ana kadar dinlediğim en değerli konuşmalardan birisi oldu. Çok teşekkür ederim. Aslında siyasetten tamamen arınmış. Çok anlaşılır bir dille Türkiye ekonomisi ancak bu kadar anlatılabilirdi diye düşünüyorum. Sağ olun, var olun. Sorularla da çok pekişti. Çok teşekkür ediyoruz. Size, teşekkür Kerim Bey'e ve Cem'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. İyi akşamlar efendim.
Teşekkür ederim. Mahfi Bey, biz bu ipeyi parayla tutuyoruz. Arada bir katılır, bir para verir. Şimdi bir şeyler konuşur böyle. Sağ ol İpek, teşekkürler. Teşekkürler. Tolga Tarkan Ölmez Bey'den son bir soru. Mevcut iktidar tarafından Rubikon kaç kez geçildi? Vallahi ben sayamadım. Ben sayamadım. Çok geçildi. En son bu kur korumalıyla geçildi herhalde. Ekonomik anlamda da geçildi. Sosyal siyasal anlamda da geçildi maalesef. Maalesef geçildi. Bakalım tersine çevrilebilecek mi? Benim mesela yapısal reformlarla ilgili ilginç bir görüşüm var orada. Aslında bazen çok bozulmuş bir şeyi düzeltmek kolay olabilir. Bu çok bozuldu. Türk sistemi geçmişte de bozuldu ama hiç bu kadar bozulduğunu hatırlamıyorum. Kadrolar falan bozuldu, çok bozuldu. Bazen bu Twitter'da falan da çok yazıldı, çizildi ama güzel, ben beğeniyorum onu. Yani mesela son 5 yılı iptal etsek bayağı ciddi bir yapısal reform yapmış olabiliriz. Son 5 yılda alınmış bütün kararlar yoktur diye bir karar çıkarsak, aralarında iyi olanlar da var, sonra onları tekrar çıkarabiliriz. Ama topluca bir iptal etsek bayağı ciddi bir yapısal reform yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. O açıdan kolaylık tarafı da var. Çok teşekkürler. Sevgili Cem Bey, bütün yazılı soruları okudum. El kaldıran hiç kimse kalmadı. Dolayısıyla peki, görevimi yaptığımı düşünüyorum ve 10 dakikada 2 dakikamız var. Tamam, peki. Bu arada çok teşekkürler Kerim. Gerçekten benim çok sağ olun. Tabii. Kime? Şeye, Kerim Bey'e. Kerim'e tamam. Kerim sesini aç. Bana tamam. O kadar soru sordu. Ben de ona bir soru sordum. Birden fazla soru. Yok, bir tane çok net peki, bir soru soracağım. Kerim Bey, Rubikon geçildi mi sizce? Geri dönüşü mümkün mü? Rubikon geçildi ama geri dönüşünün mümkün olduğunu düşünüyorum ben. Tabii o şimdi siyasetçi olduğu için geri dönüşü mümkün değil diyemez. Aynen öyle. Ama şöyle düşünüyorum. Yani her geçen günün çok daha fazla hasar bıraktığını düşünüyorum. Geçtiğimiz sene enflasyon %10'a düşer mi sorusuna geçtiğimiz sene bugün cevap çok daha kolaydı. Bugün çok daha zorlaşıyor. Türkiye'nin önündeki tek ve en büyük şansın seçimlere artık 14-15 ay kalmış olması olduğunu düşünüyorum. Bugün seçimlere 3-4 senemiz kalmış olsaydı bugün piyasa aldırmazlığı, Mahfi hocamızın söylediği piyasa aldırmazlığı da bu noktada olmazdı diye düşünüyorum. Çok doğru, çok doğru katılıyorum. Peki, bu arada Zeynep el kaldırdı, Zoom taranımız. Zeynep sesini aç. Tamam. Cem abi, el kaldırmadım, alkışladım, farklıydı o. Hay Allah, peki tamam, peki tamam, tamam. Sağ ol, peki. Öyle gördüm ben. Kerim, sen mikrofonu bana geri mi veriyorsun? Evet, söz ve kapanış sizde Cem Bey, buyurun. Peki, çok teşekkürler. Kerim Bey'e ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam, ağzınıza sağ olun. Evet Kerim, gerçekten çok teşekkürler. Mahfi Bey, tabii size de çok çok teşekkürler. Bu oturumun videosu sanıyorum Zumalaki kanalımızda, yani YouTube'da 2-3 gün içinde yayınlanır. Bu chat'teki chat yazışmalarını da, hani bu çok iyi kötü notlarıyla beraber onları da aktarıyoruz ortama. Mahfi Bey, sizi üye yapıyorum. Katılmak zorunda değilsiniz. Bir hafta için. Ama ben katılmayana dayak atıyorsunuz, ben istemem. Ha, o sonra da. Ceza veriyorsun, hiç ciddi yani. Tabii. Şimdi Ali Tigrel geldi, bu arada almadık. 2 saat geç gelince, yani değil mi Zeyno? Ali Tigrel geldi ama saat 10'da geldi saat, o yüzden ben almadım. 10.30 hatta yani. Biz yani 30 dakika kadar göz yumuyoruz, sonra kapıyı kapatıyoruz. Ve izne neyse, artık o kadar hainlikleri anlatmayayım. Peki, herkese çok teşekkürler. İsteyen kalır, sohbet edebiliriz. Ama ben ev sahibi olarak en sona kalacağım tabii. Kapıyı suratınıza kapamamak için. İyi akşamlar. Haftaya çarşamba çoğalmanın geleceği oturumunda görüşmek üzere diyelim.
Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. O teşekkür, o bize ait o şeref. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Rüştü, sana da sağ ol. Özetmiştin kendini. Değil mi? Rüştü, neredesin? Hop, amma çok çık. Tamam, orada.